İyi akşamlar. Medya24 ekranlarında bir hukuki bakış daha da birlikteyiz. Bu akşam yine çok önemli bir konuyu çok kıymetli konuklarımla değerlendirmeye çalışacağız. İmar barışı ve kentsel dönüşümün uygulamaları konusunu. İmar barışı deyince neyi anlamamız gerekir? İmar barışı ile kentsel dönüşüm arasında bir bağ var mıdır? İmar barışı uygulamasına kimler, nasıl, nereye başvurmalı? İmar barışına müracaat edenler ne kazanacak, ne elde edecek? Bütün bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Konuklarım İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Komisyonu Başkanı Avukat Mustafa Şeref Kısacık, Harita Kadastro Mühendisi Emekli Tapu Müdürü Turgay Gültekin. Ben Şeref abi diyorum. Şeref abi hoş geldin. Hoş bulduk. Turgay abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Şeref abi ekranlarımızdan böyle çok bilen izleyicilerimiz var. Kanal T zamanından beri birçok kez beraber olmuştuk. Özellikle kat mülkiyeti hukuku konusunda böyle ülke çapında hayranlar oluşmuştu. Estağfurullah. Yine çok önemli bir konuda sağ olsun birlikte oluyoruz. Şeref abi söyledik. İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı. Bir de biz Turgay Bey sizi tanısın istiyorum izleyicilerimiz. Teşekkür ederim. Çünkü hakikaten bu konuya siz de çok emek veriyorsunuz. Şeref abiyle bir ekip oluşturdunuz. Sadece İstanbul'da değil. Evet. Türkiye'nin her tarafında bu konuda eğitimler veriyorsunuz, seminerler veriyorsunuz. Hakikaten sisteme bir katkı, büyük katkı sağlıyorsunuz. Sizleri insanların tanıması lazım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben Turgay Gültekin, harita kadastro mühendisiyim. 30 yıl İstanbul'un çeşitli ilçelerinde tapu müdürlüğü yaptım. 10 yıldır da danışmanlık işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda değerleme uzmanıyım. Şimdi sağ olsun Şeref Bey'le tanıştığımız günden beri hakikaten memleketimizin çok önemli bir meselesi olduğuna inandığım imar hareketleriyle ilgili ve üstelik bu değişiklikte hakikaten bütün hukuk bilgimizi, imar mevzuatı bilgimizi kökünden etkileyen bir değişiklik. Biz de anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle birçok ilde baronun düzenlemeleriyle ve özel davetlerle gittik, anlattık. Fakat ne kadar da bu konu tartışılsa henüz nihai anlamda çözüme ulaşmış değil. Çok daha müphem ve tartışmaya açık konular var. Biz de bugün elimizden geldiğince bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi Şeref abi, imar barışı dedik. Ya imar barışını deyince neyi anlıyoruz? Yani bunun bir hukuki altyapısı var, neyi kapsıyor? Bundan kimlerin yararlanması lazım? Oradan bir başlayalım. İzin verirseniz, öncelikle yeniden birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Gerçekten Kanal T'de güzel programlar yaptık. Kat mülkiyeti hukukunu, önemini, yaşattığı, içinde yaşayan sorunları, çözüm yollarını birçok programda tartıştık, kooperatifleri tartıştık. Uzun süredir sahada çalışmaktan ayrı kalmıştık. Yeniden buluştuk. Evet. Öncelikle ben İstanbul Barosu Başkanı Sayın Mehmet Durakoğlu ve yönetim kuruluna teşekkürle başlayacağım. Önceki yönetim döneminde Nisan ayında, 2018 Nisan ayında Türkiye'de ilk kez Kat Mülkiyet Komisyonu kuruldu. Kurulur kurulmaz da büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 91 yaşında Baki Kuru hocamız bizim komisyonun onursal başkanı. Bütün etkinliklerimize konuşmacı veya dinleyici olarak geliyor. 91 yaşındaki Baki Kuru hocamızın bile öğrenme, bilgisini paylaşma ihtiyacı duyduğu bir alan. Genç avukatlara ben her zaman şunu söylerim. Ne iş olsa yaparım devri bitti. Hukuk alanları çok çeşitlendi. Mutlaka genç avukatlara da sürekli ve yaygın iş olanağı verecek alanlarda uzmanlaşın. İşte bunlardan biri Kat Mülkiyet Komisyonu. Bizim komisyon kurulduktan sonra doğrudan doğruya imar barışı, kentsel dönüşüm uygulamaları, belki kat mülkiyet ile ne alakası var, diğer komisyonları daha çok ilgilendirir denilebilir. Ancak biz birisi Çağlayan Adliyesi'nde, birisi İstanbul Barosu'nda olmak üzere iki önemli çalışma yaptık imar barışı ve kentsel dönüşümünün. Hem bürokratları getirdik hem bu alandaki en yetkin hocaları getirdik. Ardından üniversitelerle işbirliği yaptık. Gördük ki bu üniversitelerde de büyük bir ihtiyaç. Okan Üniversitesi ile
birlikte bir eğitim yaptık. Sonra Yeditepe ile yaptık. Şimdi de ilk kez buradan duyuruyorum. 19 Ocak günü Kadir Has Üniversitesi ile yapacağız. 11 Ocak. 11 Ocak. Peki. 11 Ocak doğru. 19 Ocak'ta Niğde'deyiz çünkü. Evet, şimdi hatırladım. Niğde'de kat mülkiyet hukukunu anlatacağız. Şimdi gençler büyük ilgi duyuyor gerçekten. Çünkü genç hukukçular okulu bittiği zaman son sınıftan başlayarak staj döneminde ne yapacağım, nasıl edeceğim, hangi alanda uzmanlaşacağım diyorlar. Bazıları genç avukatlara iş olanağı verme şansı hemen hemen hiç olmayan deniz hukukuna falan hevesleniyorlar. Halbuki kat mülkiyet hukuku alanına girdiğinizde İstanbul örnek verirsek Tuzla'dan Silivri'ye kadar her yer site, her yer alışveriş merkezi, her yer iş anı, tek tek binalar. Hepsi bizim potansiyel müvekkil adaylarımız. Bu girişi 47 yıllık eğitimci olarak ve staj eğitim merkezinin İstanbul'daki kurucu yönetim kurulu üyesi ve eski başkan olarak genç avukatlara özellikle öneriyorum. Gelelim imar barışına. Şimdi imar barışı ya da imar affı aslında özünde doğru bir yasa değil. Yani sağlıklı, sağlam konutlarda, çevrede, kentte yaşaması gerekir insanların. Siz verginizi sürekli düzenli ödersiniz, SGK priminizi düzenli ödersiniz, devlet bir af çıkartır. Düzenli ödemeyen, zamanında ödemeyenleri ödüllendirir. Sizin de, evet. Zamanında ödeyenleri cezalandırmış olur. İmar affı da öyle özünde. Yani yasalara uygun olarak ruhsatına, projesine uygun inşaatı kendi arsası üzerine yapan kişiler bir nevi cezalandırıldı. Başkasının arsasına yapan, hazinenin arsası üzerine yapan, kendi arsasına olsa da kaçak yapan, imara aykırı yapan, can ve mal emniyeti açısından güvensiz yapıları af gelmiş oldu. Dolayısıyla mantığına özünde karşıyız. Ama biz hukukçuların görevi buna karşı olmakla beraber, böyle bir yasanın çıkmamasını sağlamaya çalışmakla beraber, madem ki bu yasa çıktı, o halde önce biz bilgilenelim, sonra halkı bilgilendirelim. Daha doğrusu avukatlar bilgilendiği zaman müvekkillerini doğru bilgilendirir ve yönlendirir. Bunu yaparken de sadece hukuki bilginin yetmeyeceğini gördüğümüz için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile de işbirliği yaparak en uzman arkadaşlarımızı aldık. Demin takdimde de söylediğiniz gibi Turgay Bey de sahada çalışan gayrimenkul değerlerinin uzmanı, değişik platformlarda öğretim üyesi ve emekli tapu müdürü. Nasıl ki biz davalarda deriz ki son sözü Yargıtay söyler. İster imar barış olsun, ister kentsel dönüşüm uygulaması olsun, ister kat mülkiyet hukuku uygulamaları olsun. Son söz tapuda söylendiğine göre gördüğünüz gibi sağ kolum olarak her yere beraber gidiyoruz. Yani imar barışı dediğim gibi özünde olmaması gereken bir yasa ama madem ki çıktı bundan en iyi nasıl yararlanılır onu bilgilenmek, önce biz bilgilenmek sonra vatandaşı bilgilendirmek zorundaydık. Bunu niye gündeme getirdik? Önce onu söyleyeyim. 31-12 bir uzatılmıştı biliyorsunuz. 31-12'yi uzadı. Artık bitiyor. Zaten biz de uyarmak yani faydası olacak insanları, bu konudan haberdar olmayanları burada bir şekilde ne zararı olur ne kârı olur. Onun için de mümkünse ben biraz daha bu konuyla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Sonra Turgay Bey teknik ayrıntıları anlatır. Halkımızdan, vatandaşlardan da soru alabilme şansı varsa en çok merak ettikleri şeyler. Zannediyorum arkadaşlarımız WhatsApp üzerinden soruları alacaklar. Tamam. Şimdi arkadaşlar yani madem ki böyle bir yasa çıktı bundan nasıl faydalanılır? Onu bizim bilip sonra da müvekkillerimizi yönlendirmemiz gerekirdi. Bundan tek bir binadaki bir tek malik bile bizim binamız ruhsata projeye aykırı. Ben imar barışından faydalanmak istiyorum dediğinde bazıları kat malikler kurulu toplansın vesaire diyorlar. Yok, ona gerek yok. Bir tek kişi bile istediğinde başvurabiliyor. Ancak parasını hepsi ödüyor. Veya binada sorun yok, sadece bir çatıda var. Balkon kapatılmış, içeriye alınmış. Bunlar başvurabiliyor. Veya sitelerin çoğunda bizim asıl konumuz toplu yapılar. Ortak alan yer ve tesislerdeki işte havuzdur, sosyal tesistir, yönetim ofisidir. Çoğu zaman imarsız olarak yapılmış. Bunlar bu kapsama giriyor.
Yapı kavramına giren her şey giriyor. Birazdan Turgay Bey detay anlatır. Mezarlığa bile yapı kayıt belgesi almışlar. Dağın başındaki Hatay'da gördük. Yok, Hatay'da değil. Neredeydi? Hatay'da. Hatay'da mıydı? Hmm. O kadar çok yere gittik ki son birkaç ayda gittiğimiz yerleri karıştırıyorum. Dağın başındaki bir yere almış. Yani yapı kayıt belgesi resmi kayıtlarda gözükmeyen, kaçak gözükenleri kayıt altına almak, devletin para ihtiyacını gidermek. Bunu açıkça bürokratlar da söyledi. Devlete acil para lazımdı dedi. Peki bu dili anlaşılmıyor ki birkaç paragraflık bir şey, yasayı okuyoruz, yorumlayamıyoruz, okuyoruz, hesap nasıl yapılacak anlayamıyoruz deyince ve aynen şunu kullandılar. Ya apar topar çıkardık, göç yolda düzülür dediler. Demin dediğim gibi Turgay Bey detaylarını anlatacak. Ben genel bir çerçeve çiziyorum. Onun için de sık sık yönetmelik değişiklikleri yapıyorlar. Muhtemeldir ki beklentimiz o bir daha uzatılacak. Yani özü şu, 31 Aralık'a kadar başvuruyoruz. 31 Aralık'a kadar parasını ödüyoruz uzatılmaması halinde. Ondan sonra yapı kayıt belgesi dediğimiz, eskiden iskan dediğimiz belgeyi alıyoruz. Artık devlet diyor ki ben seni ruhsata, projeye uygun yapılmış gibi kabul edeceğim. Daha önce verdiğim idari para cezası varsa bunu kaldıracağım. Yıkım cezası varsa bunu kaldıracağım. Bu bina kaldığı sürece yıkmayacağım. Ama üstüne yaptığın kaçak iki kat ya da o bölgede üç kata izin varsa yaptığın ilave katları kazanmış hak gibi görme sakın. İleride bina şu ya da bu nedenle kentsel dönüşüm uygulamasıyla, depremle veya senin kendi isteğinle yıkıldığında ha ben burada beş kata göre para ödemiştim diyemeyeceksin. O anki imar mevzuatı kaç kata izin veriyorsa ona göre yapılacak. Tabii olayın nasıl başvurulur falan Turgay Bey anlattıktan sonra hukuki boyutunu da dilerseniz sonra anlatırım. Nedir o? Üst kata siz kaçak yaptınız. Alt kattaki komşu itiraz ederse ne olacak hukuki olarak? Veya imar kirliliğinden aleyhinize ceza davası açıldıysa ne olacak? Veya bir soru daha var. Devlet diyor ki yasa koyucu ben senin beyanına göre sağlam diye kabul ediyorum. Ama bir deprem vesaire olup binan sağlam değilse sen de bundan can ve mal açısından zarar görürsen karışmam ha diyor. Doğru mu bu? Karışmaz mı hakikaten? Biz avukatlar için bu konuda müvekkillerimizi doğru bilgilendirip haklarını nasıl koruyacağız gibi konulara da detaylı gireriz isterseniz. Son cümle, her ne kadar 31-12'de bitse bile biz avukatlar için bundan doğacak hukuki ve idari uyuşmazlıklar yıllarca süreceği için gerek imar barışını, kentsel dönüşüme girmedik zaten, gerek kentsel dönüşümü mutlaka iyi öğrenelim. Tıpkı kat mülkiyeti gibi, kat mülkiyetiyle ilintili zaten. Bu alanda avukatlara 10 yıllarca iş çıkacak. İş çıkacak, evet. Yalnız şu tarife bakıyorum. Hakikaten bu ülkede imar kirliliği dediğimiz konu hep olmuştur. Her dönem olmuştur. Hiç kimse işte hakkına riayet etmemiştir. İki kat verilen yere beş kat yapmıştır, alt kat yapmıştır. Şimdi bunlar bunu ödüllendiriliyor. Bunu kazanç saymıştır. Öyle bir şeye geldik ki herhalde çok büyük bir yekün teşkil ediyor bu. Hı. Bu yıkılmıyor, aynen muhafaza ediliyor. Hiç kimse bir yıkmaya da gücü yetmiyor devletin yetmiyor. Açıkçası. Yani devletin de yetmiyor. Yani hiçbir o kadar şekilde ekipman, donanım, para... Yıkım kararları alındı, uygulanma hiç görülmedi. Evet. Yani bunun bu şekilde ebedi sürmesi de doğru değildi. Böyle bir yasaya ihtiyaç vardı gibi geliyor bana. Yani böyle bir şeye ihtiyaç vardı gibi geliyor bana. Çünkü ya, yani tam bir meşruiyet kazanamadılar. Yani bu yapılan düzenleme. Ama işte onlara o zaman... meşruiyet kazandırmadı ama. Hikmetciğim o zaman da şu oluyor biliyor musunuz? Kimse baroya sigorta primini ödemiyor. Baro aidatını ödemiyor. Sigorta primini ödemiyor. Ve gelir vergisini ödemiyor. Nasıl saf çıkar? Trafik para cezasını ödemiyor. Nasıl saf çıkar? Yani asıl yanlış işte kaçak yapı yapıyor. Nasıl saf çıkar? Bu anlayış kötü. Şimdi gelirken bakın
Mecidiyeköy'den buraya gelirken farklı yollardan geldim 1,5 saatte. Her yer bina, her yer bina, her yer bina. Boş ve hiçbir yeşil alan kalmamış. Yani bu resmi yapılanlar da çok fazla. Bir de gayri yasalı şimdi siz teşvik ediyorsunuz. Özünde doğru değil. Ama dediğim gibi biz hukukçuyuz. Madem ki böyle bir yasa ama çıktı. Ama işte sorunlar yumak halinde şu anda. Yani bunun bir şekilde dağıtılması lazım. Ama yol bu mudur değil midir tartışılır tabii. Şimdi Turgay Bey. Evet. Şimdi zaman azaldı. Bugün ayın 18'i. İşte 12 gün falan kaldı. Evet. Bu 12 gün içerisinde. Uygulamayı kısaca. Kimlere bir an evvel elinizi çabuk tutun bakın bundan yararlanın. Kimler yararlansın? Nereye müracaat etsin? Ne yapsın? Onlara bir aydınlatalım istiyorum. Evet. Öncelikle sizin söylediğinizden çıkış alarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani bu bir sorunlar yumağı olmuş bir mesele. Kanunda buna uygun olarak çıkmış. Ha eksiği, yanlış, hatası her kanunda mutlaka ve eleştiren de olur. Ben bu kanunun tabii ki imar hukukumuza, imar mevzuatımıza, planlı kentleşmeye çok aykırı maddeler içerdiğine kaniyim. Şeref Bey gibi aynı şekilde düşünüyorum. İçinde yaşadığımız kentlerin sağlıklı, nefes alabilir, trafik, gürültü gibi problemlerin olmadığı sağlıklı kentleşmeyi hepimiz isteriz. Ama bir de bir realite var söylediğiniz gibi. Hakikaten öyle bir yapı stokumuz var ki birçoğu imara aykırı. Dolayısıyla da bu sorun kangren haline gelmişse yani normal vaka haline gelmişse kaçak yapı, o zaman bunu gerçekten böyle radikal bir şekilde çözmek gerekiyor. Bu kanun içerisinde çözümler var gerçekten. Yani hani karşı olmak başka bir şey ama çözdüğü de bir şey var. Bunu da teslim etmek gerekiyor. Fakat burada şöyle bazı açmazlar var. Hakikaten kanunun bu geçici 16. madde, birinci maddedeki kanun, yine imar kanunun birinci maddesindeki yerleşim yerlerinin plan, fen, sağlık, çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak diyen amaç maddesine aykırı. Çünkü bir tarafta diyorsun ki sen imar kanunu yaparken ben düzenli sağlıklı kentleşmeyi sağlayacağım ki doğrusu budur. Öte taraftan da diyorsun ki bir madde yine aynı kanun içerisinde. Vallahi nereye ne yaptıysanız yapın ben size her türlü yapıya kayıt belgesi vereceğim. Bunu legal hale getireceğim diyorsunuz. Yine oradan baktığımızda şöyle bir şey var. Hani insan psikolojisi ve doğası bir şey hani kanuna uygun olmayan bir şeyi şartları taşımadığı halde legal hale getirirseniz o zaman kanuna uyan vatandaşın adalet duygusu zedelenir ve bu yol olur. Ülkemizde bu ilk imar affı değil. Dolayısıyla hani ilk defa çıkıyormuş gibi düşünenler de var. Ta 2805 sayılı yasayla 1980'li yıllardan bahsediyorum. İmar affları değişik adlarla çıkmış. Bugün içinde bulunduğumuz durumda da yapı kayıt belgesi adıyla bilinen, bu imar barışı ismiyle söylenen bu yasa gündeme geldi. Gerçekten bir kez daha söylüyorum, ben konuyla ilgili bir insanımdır, çok meraklı biriyimdir. Yani taramadığım bir hukuki şey yok. Çok karmaşık. Yani ben işin içinde olan biri olarak bunu söylüyorum. Aslında çok kısa bir madde ama çok karışık. Neden karışık? Geçici 16. madde. Evet, geçici 16'dan bahsediyorum. Neden karışık? Çünkü bütün gayrimenkul mevzuatıyla ilgili bildiğimiz, örneğin işte mera, yayla, kışlak, 2B arazileri, kıyı kenar çizgisi, işte mezarlıklar, OSB'ler, bütün bunlarla ilgili ne olacak belli değil. Biraz evvel Şeref Bey'in de söylediği gibi mesela vatandaş mağaraya yapı kayıt belgesi almış. Ya mağarayı sen mi yaptın da yapı kayıt? Çünkü insanlar şöyle bir şeye itildiler. Yani bu öyle bir şey ki süresi de var. Bunu aldın almadın yandın ondan sonra hepsini yıkacağız gibi. Tabii bu realist bir söylem değil. Keşke o tür yollar hani kaçak yapı olmasa. Şimdi şunu söyleyelim. Hem teknik ve hızlı olması bakımından. Şimdi kimler yararlanabilir? Birincisi yapı kanunun yapı olarak belirlediği, bakın bina değil, bina başka bir şey. Yapı olarak işte istinat duvarı, temel, havuz gibi veya enerji santralleri. Bütün bunların imara aykırı, hani halk diliyle kaçak dediğimiz, kanun diliyle ruhsat ve eklerine aykırı bütün bu yapıları bir kere kayıt altına alıyor. Diyor ki, bu da beyana bağlanmış, sen yaptığın bu yapıyla ilgili bana beyan ver diyor. Bunda devlet üzerinden yapılması iyi bir şey. Yani hani kişiler kendileri de bunu yapabilirler. Ama ben teknik ve bu işle uzun zaman harcayan bir insan olarak şunu öneriyorum. Sayın kat maliklerine veya bina sahiplerine. Mutlaka teknik bir yardım alsınlar. Çünkü insanlar kendi binalarının kaçaklığı ne kadardır? İşte imar aykırı mı değil mi? İskan nedir? Ruhsat nedir? Bu konuları bilmezler, bilmeyebilirler. Dolayısıyla
bu konuda yardım almalarını öneriyorum kendilerine. Bunun şöyle de bir yararı olacak. Hani her olumsuzluktan bir olumluluk çıkar. Ben böyle olumlu olarak görüyorum bu yanını. Bir kere herkes binasını check edecek. Hani depremde nasıl önce manzaraya, seramiğe bakıyorduk. Deprem oldu dedi ki önce o zaman taşıyıcıya bakacağız, kolona girişe. O bize bir şey öğretti. Buradan da şunu söylüyorum. Binaların işte diyelim zemin tespit tutanağıyla arazide tecavüz var mı, kendi parselinde mi, kayma var mı bilmem ne, bunu ölçmek. Öte yandan da işte kaçaklıkla ilgili teknik olarak bir şeye sahip olması. Dolayısıyla bu anlamda bir yardım almalarını öneriyorum. Süre 31-12, evet bunun uzama ihtimali var. Çünkü Sayın Bakan geçenlerde 2 gün oluyor bir açıklama yaptı. 7-7,5 milyar civarında para toplanmış. Özür dilerim, başvuru olmuş parasını şimdi hatırlayamam, 13 milyar gibi hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Dolayısıyla beklenen 13 milyon civarında bir başvuru bekleniyordu. Demek ki henüz daha o seviyeye gelmedi. Bir uzama bekliyoruz ama uzamadığı vakit... Ama kamuoyu bu konuda yeterince yani aydınlatılmadı aslında. Efendim birinci uzama da şöyle oldu, biliyorsunuz 31-10'da başvuru bitiyordu ilk çıktıktan sonra. Bu 31-12'ye uzadığında da son gün söylendi. Dolayısıyla insanlar hep böyle bir bekleme içinde kaldılar. Uzayacak mı, uzamayacak mı diye bir tereddüt yaşadılar. Burada da şimdi 31-12'de eğer son gün açıklanırsa yine bir o tereddüt yaşanır. Bir de birçok kişi parayı henüz yatırmadı. Bedeli çok yüksek bulanlar var. Ben bedelle ilgili de söyleyeceğim. Gerçekten çok çok yüksek. Karşılaştırmalı olarak da anlatacağım. Şimdi birincisi bu. İkincisi, yapı yapan herkes yararlanıyor. Bunu söyledik. Nereye yapı yaparsan yap. Yani burada yapı kayıt belgesi alırken arazinin vasfına, türüne bakılmıyor. Bunu alabiliyorsunuz. Ama önemli olan en çok soru, acaba bu ikinci aşamaya gider mi? Yani tapusuzsa yerim tapu alabilir miyim? Kart mülkiyeti yoksa kart mülkiyeti yapabilir miyim? Bu iki sorunun yanıtını verebilmek için birinci bölümün araştırılarak, incelenerek yapılması, yani başvurunun bu şekilde yapılması lazım. Bunun şunun için de gerekli. Eğer ki başvuruyu yanlış yaptıysanız veya yalan beyanda bulunduysanız hapis cezasına varan bir takım, üstelik de yapı kayıt belgeniz iptal ediliyor, paranız geri verilmiyor ve hapis cezasına varan bir şey var. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Peki nasıl haklar sağlıyor gibisinden düşündüğümde, birincisi yıkım kararı varsa binanızla ilgili bu ortadan kalkıyor. Evet, yani bir kere yapı kayıt belgesi aldınız. Yıkım kararı varsa kalkıyor. Kalkıyor. İki, eğer elektrik su bağlı değilse geçici olarak bunlar bağlanabiliyor. Bir, çalışma iznine ihtiyacınız varsa, bir iş yeri vasfındaysa bu çalışma ruhsatı alabiliyorsunuz. Yalnız o konuda mesela bugün bazı arkadaşlarım beni aradılar, dediler ki çalışma ruhsatı alınıyor ama yani böyle daimi ruhsat değil. Geçici ruhsat. Ya yani o, mevcut olduğu gibi yani geçici ruhsat. Tabii zaten şöyle düşünmek lazım. Bu binalar da geçici. Neden geçici? Diyor ki zaten binanızı yıkılana ya da kentsel dönüşüm yapılana kadar tutarım yerinde diyor. Yani bunu ilahineye örneğin mesela şu da tartışmalı bir konu. Bizim imar kanunumuzda basit tamir tadil için ruhsat alınabiliyor. Ama bunlar için verilip verilmeyeceği belli değil. Diyelim ki böyle bir yapıyı düşünün. Yapı kayıt belgesi aldı. Vatandaş 20 yıl sonra gitti, ben burayı tadil edeceğim, bana bir yenileme ruhsatı verin dedi. Eğer verilirse bu sonsuza kadar kalır. O zaman da kanun amacına aykırı olur. Şunu söylüyor kanun. Bu yapı yıkılana kadar ya da kentsel dönüşüm o bölgede yapılana kadar ve üstadın da dediği gibi yeni bir imar hakkı vermemek üzere. Yani hani ben bunu yaptım, bundan sonra hep böyle, yok öyle bir şey. Dolayısıyla yani sizi hani o çalışma ruhsatının da yani daimi değil, geçici olduğunu görmek gerekir. Bunun dışında imar para cezası varsa bu imar para cezası da kalkıyor. Bazen bu para cezaları belki de o ödenecek bedelin üzerinde, yani öyle durumlar da vardır mutlaka ama şöyle bir şey, ona da bir düzenleme getirildi bundan birkaç yıl önce. Onunla ilgili böyle metrekareler şeyine bağlandı. Geçmişte bilirsiniz daha subjektifti, her belediye kendine göre kesiyordu. Standartize edildi, daha sağlıklı bir uygulama. Tabii ki imar para cezası hani belli bir oranda binada yaptığınız kaçaklığa göre, büyüklüğüne göre bir yekün tutabiliyor. Ama sonuç itibariyle bu imar para cezası da kalkıyor. Ben en çok şurayı da toplantılarda da hep anlatıyorum. Acaba ödenenler geri alınacak mı? Bu sorular da bazen soruluyor. Hani ben diyelim ki gittim kaçak yaptım ama para cezasını ödedim. Öbür arkadaş da şimdi bu kanundan istifade ediyor, ödemeyecek. Acaba ben ödeyen olarak geri alabilecek miyim? Böyle bir şey yok. Hani geri ödeme yok şeyle ilgili. Onun dışında en çok aslında hani soru konusu edilen şey bu imar barışıyla alakalı.
hesaplama tekniği açısından çok zorluk var. O da şu, hatta bazen böyle espri de yapıyorum. Ya arkadaş öyle bir madde yazılmış ki, hani burada integral türev mi hesaplıyorsunuz, nedir bu diye. Sahiden dili çok karmaşık. Ya ben teknik bir insan olarak ve meraklı biri olarak kaç kere denedim. Sonra hesaplarını da yaptım. Bu hesaplama biçimi vatandaşın normal anlayacağı bir şey değil. Zaten şeyde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde bir imar barışı hesaplama paneli vardır. Girip yapabilirler. Orada da siz o bilgileri doğru girmezseniz, doğru seçim yapmazsanız, çünkü orada 10 ayrı seçenek var. Siz kendi durumunuzu doğru tahlil etmelisiniz ki hangi seçeneğe gireceksiniz. Evet. Oradaki soruların da yanıtlarını önceden hazırlayıp masanıza koymanız gerekiyor. Yani binanızı ölçeceksiniz. Hani Türkçesi bu. Binanın tomografisini çektireceksiniz. O bilgiler hatalı girilirse dolayısıyla sonuç da yanlış olur. Şöyle sorunları çözdü aslında. Ben mesela yıllardan beri biliriz bunu hepimiz. Mesela müteahhit diyelim ki binayı yapmış. Her şeyi de düzgün yaptığını varsayalım. İskan harcını ödememek için bırakmış gitmiş. Vatandaş da içinde oturuyorum diye gidip iskan harcı ödememiş. Yasal bir binadan bahsediyorum. Bu imar kanunundaki o 2 ve 5 yıllık sürelerden dolayı da ruhsatsız hale gelmiş. Şimdi bu vatandaş sorunu çözemiyordu yıllardır. Bunları çözüyor. Ama şöyle bir handikap var yine bu kanunda. Diyor ki iki tür yapıyı dikkate almış. İskansız, yani hiçbir şekilde belediyeye hiç uğramadın. Veya belediye mücevher alanının dışında valiyle hiç uğramadın, kendin keyfine göre gittin, bir tane bina diktin. Bu hiç projesiz, ruhsatsız, kimseye danışmadan, keyfine göre bir arazi, arazinin kimin olduğu da belli değil, sizin veya başkasının, gittiniz bir yapı yaptınız. Bu tamamen iskansız, iskan zaten yok, ruhsatsız bir yapı. İki, siz iskan aldınız, ruhsat aldınız, yani izin aldınız belediyeden, yapıyı yaparken konturda ya da gabaride fazlalık yaptınız. Kaçak kat diyelim veya işte büyüdünüz. Bunlar da kaçak dediğimiz şeyler. Bu da yani ruhsat ve eklerine projeye aykırı yaptığınızda da bu da sizin iskan almanıza engel olduğu için bu da iskansız bir bina. Halbuki şimdi biraz evvel söylediğim adam ruhsatını almış, binasını yapmış, kaçağı da yok. Sadece ve sadece iskana münacat etmemiş işte çeşitli sebeplerle. Veya binadaki insanlar bir araya gelip iskan harcını ödememişler. Şimdi bu adam da kaçak sayılıyor. Yani bu adam da aynı o iskan alabilmek için çok yüksek bir bedel. Artı bakın kanundaki ifadelerden söylüyorum. Mesela hesaplamada şu var. Emlak vergi beyan bedelini istiyor arsa için. Bina için kendisi yeni bir bedel koyuyor. Halbuki yine aynı idare devletimiz emlak vergisi kanununda bir inşaat metrekare maliyet bedelleri koymuş. Burada emlak vergisini esas alıyor ama öte taraftan diyor ki ben yeni bir bedel koydum. Fark ne? Bir tanesinde binayı alırken örneğin 3 ve 7 katlı binada 1000 lira alıyorsun. 8 kat oldu mu 1600. Aynı yer 500 lira. Bak 1600 lira, 500 lira nere? Bunu bir de metrelerle çarpacaksınız. Bir tane değil. 5000 metre yaptıysanız düşünün ortaya çıkan farkı. Artı yine bu kesinlikle belgelenmiş bir şey. Tabii para lazım konusu doğru yani bu. Olgular bunu ortaya çıkarıyor. Diyelim ki bir binanız var ruhsatsız ama kaçağı yok. İskan almak istediğinizde siz gidip bu binayı normal yollarla iskan aldığınızda 10 lira ödüyorsanız normal iskan aldığınızda yapı kayıt belgesi alıp iskana bağladığınızda 30 lira ödüyorsunuz. Düşünün yani arada böyle bir devasa farklar var. Benim bu vesileyle... Yani normal yolla alma imkanı varsa boşu boşuna yapı kayıt alma. Tabii tabii zaten onu ayrıca söyleyeceğiz yani. Yani şu programdaki esas amaç da bu. İnsanları doğru yönlendirelim. Yani doğru tabii. Bilgilendirelim. Bu da bir şey de ben söyleyeyim isterseniz. Bir dinlensin Turgay. Şimdi diyelim ki 35 yıllık bina. Biliyorsunuz 99 depreminden sonra imar yönetmelikleri vesaire değişti. Büyük bir ihtimalle 99 depreminden önce yapılan binaların birçoğu riskli yapı kavramına girer kentsel dönüşüm açısından. Yani binamız 30-40 yıllıksa biz imar barışına başvurduk, dünyanın parasını ödedik ama bir malik de bizden habersiz gitti. Kentsel dönüşüm uygulamasına başladı 6 ay sonra. Riskli yapı kararı aldı. Binamızın riskli yapı kararı olduğu kesinleşti ve ardından hadi çıkın bakalım burayı tahliye edeceğiz dedi kamu otoriteleri. Şimdi biz 6 aylığına o parayı ödemiş olduk. Evet. Yani binamız sağlamsa yani bir nevi raf ömrüne de bakmak gerekir binanın. Evet. Zaten birkaç yıl içinde yıkılacaksa
boşu boşuna o parayı ödemenin de bir mantığı yok yani. Bana göre. Alınan belge ne işe yarayacak o ayrı bir tartışma. Ama raf ömrü kısaysa boşu boşuna ödemeyelim bence. Evet. Şimdi izleyicilerimizden de arkadaşlar işaret ediyorlar. Kat irtifakı olan bir dairede oturuyorum. Üst kat terasta, alt kat tavana kış aylarında su sızıntısı oluyor. Balkonu kapatmak zorundayım. Belediyeden henüz izin alınmadı teras için. Ben o balkonu kapattırırsam imar barıştan yararlanan bir yararlanabilir. Bundan sonra kapatırsan. İşte buradan o evet, çıkıyor işte bakın. Evet, bu, yani şimdi orada biliyorsunuz kanun 31.12.2017'den evet, sonra yapılan yapılarla ilgiliydi ama balkon bizim ülkemizde vakaya adiye. Dolayısıyla hani yararlanabilir diyeyim. Normalde hani yapım tarihi tespit edilirse yararlanmaması gerekir ama böyle bir imkan olduğu için vatandaşımız bundan istifade edebilir. Yani bir de zaruret varmış. Yani yok yok. Şimdi, şimdi şöyle öneremeyiz. Kanun 31.12.2017 evet, diyor. Yapılmış kesin, yapılar diyor. Kesin. Evet evet. Şimdi bakın bu da bir problem. Mesela özellikle Trabzon'da hatta televizyonda çıktı bu Uzungöl'de falan filan yaylalarda. Kanun çıktıktan sonra binlerce yapıldı. Sadece Trabzon'da değil Türkiye'nin her yerinde. Her yerinde evet. Yani hani yanlış anlaşılmasın. Yaylalarda da yapıldı. Bildiğim bir bölge olduğu için çok da güzel bir coğrafyası var. Her yerde var. Hala yapılıyor. Yani bugün gidin insanlar inşaat yapıyor. Ama şundan yararlanacağız diye yapılıyor. Evet evet aynen. Yani işte bu ucu açık olduğu için kontrolü imkansız bir şey. Niye imkansız? Şimdi bugün düşünün Türkiye'deki 13 milyon artı bir sürü de yapılıyor. Binanın hangisi kaçak hangisi değil tek tek incelenmesi 40-50 yıl sürer. Dolayısıyla yani bu hani mesela hava fotoğrafları var. Bakan, Sayın Bakan'ın söylediği işte hava fotoğraflarından bakacağız diyor. Ya o da çok realist bir şey değil ya, yani. Hava fotoğrafları belki komple bir yapıyı gösterir ama İçeride yapılmış. Tabii tabii onlar hiç göremez. Mesela şimdi bunu göremez. Balkonu kapatan vatandaşın balkonunu kimse göremez. Önceden de yaptım derse yani onun insafına kalmış bir şey. Biz buna yap diyemeyiz tabii ki. Ben bir şey ilave edeyim. Şimdi yaptığımız eğitimlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkilileri de geldi. Mesela sizin 50 metrekarelik bir kaçağınız var. Siz nasılsa sonradan ilave ederim diye 150 metrekare gösterdiniz. Yüzü sonradan ilave edeceksiniz, önceden yapılmış gibi. Ya da 150 metrekare yeriniz var, 50 metrekare gösteriyorsunuz ki az para ödeyeyim diye. Her ikisi de yanlış. Orada tölere edilir, çok güzel bir ifade kullandı Sezai Bey. Tölere edilebilir bir hata olabilir. Yani 50 metrekareyi 48 göstermiş olabilirsiniz, 52-53 göstermiş olabilirsiniz ama sonradan ilave ederim diye veya az para ödeyeyim diye doğru bilgi vermezseniz bir yapı kayıt belgeniz iptal edilir. İki, yatırdığınız para yanar. Üç, yalan beyanda bulundunuz diye hakkınızda ceza soruşturması başlar. Yani böyle riskleri de taşıyor. Tabii tabii ona dikkat. Şimdi hava fotoğrafından dilediği zaman devlet, kamu otoriteleri onu mutlaka tespit eder. Dediğiniz gibi evin içindekiler hariç. Zaten evinizin içindekiler bakın kat mülkiyeti kanununa göre de binanın statiğine zarar vermeyen şeyleri yapabilirsiniz. Bu arada kat mülkiyetiyle bir ilinti kurayım. Avcılarda bu konu çok konuşulmuştu deprem sırasında. Hani taşıyıcı kolonları kesmişti galeri yapmak için dükkanlar. Şimdi siz hangi kanun izin verirse versin. Siz iki tane dükkanınız olduğunu düşünün. Herhangi bir bölgede. Ortasındaki perde beton deniliyor ona. Ortasındaki de kolon komple beton kolon. Bunu kestiniz. İki dükkanı birleştirdiniz. Tek dükkan yaptınız. İşte Aydoğan Apartmanı meşhurdur. İmar Barışı'nın buna izin veriyor olması, yapı kayıt belgesi almış olmanız, o binada oturanların can ve mal emniyetini %100 tehlikeye soktuğu için acaba kat mülkiyeti kanununa göre haklar olmaz mı? Bana göre olur. Şimdi bu konu aslında çok ihtilafların doğmasına sebebiyet. Demin dedim ya avukatlara 10 yıllarca iş çıkacak. İş çıkacak evet. Bir de ceza boyutu var, hukuki boyutu var. Evet. Efendim bir de şunu eklemek istiyorum. Hani nerelerde alınamaz? Her yerde mi alınıyor? Hani diyoruz ya nereye yapı yaparsan yap alınıyor. Bu ifade biraz eksik oldu. Şu şöyle bir şey. Kanun zaten başlangıçta nerelerde alınamayacağını açıkladı. Hatta dün ya da evvelsi gün yine Sayın Bakan'ın sit alanları ve koruma alanları ile ilgili de bir açıklaması var. O kanuna ne şekilde yansıyacak o bilinmiyor. Çünkü çok ucu açık bir konuydu o. Birincisi
Boğaziçi öngörünümdeki yerlerle ilgili biliyorsunuz koordinatlarla belirlenmiş belli alanlarda alınamıyor. Onun dışında tarihi yarımada yine aynı şekilde Gelibolu Tarihi Alanlar Başkanlığı'nın işte Çanakkale'deki savaş alanlarıyla ilgili bir de üçüncü şahısların arazisine yapılan yani siz benim, yani özel mülkiyete özellikle gidip yapsanız da şimdi bu üçüncü şahıslar özür dilerim şunu da söylemek lazım bu da kafa karıştırıyor. Üçüncü şahıslar deyince gerçek kişiler olması şart değil. Mesela gittiniz Karayolları'nın arazisi, tapulu arazisi, işte bilmem ne genel müdürlüğünün arazisi. Ona da yaptığınızda o da üçüncü şahıs arazisi sayılıyor. Dolayısıyla hani şöyle bir algı var bazı insanlarda. Nasıl olsa hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerine yapılınca alıyoruz. Bunlarda da alabiliriz diye. Bunların özel olarak incelenmesi gerekiyor. O anlamda hani bir çek edilsin dedir. İşte çok, ikinci aşamaya önemli. Gidip gitmeme meselesi açısından. Öncelikle arazinin hangi formasyonda olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Mesela hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerinde yapılanlar için de biliyorsunuz yapı kayıt belgesi verilebiliyor ama hazine taşınmazlarında bir şart getirildi. Tahsisli olmaması gerekiyor hazine taşınmazının. Evet. Eğer herhangi bir kamu kurumuna özgülenmemişse bu taşınmaz. Siz okul alanı olarak, hastane alanı olarak. Örneğin hastane alanı Sağlık Bakanlığı'na özgülenmemiş. Evet. Planda hastane alanı ama Sağlık Bakanlığı'na da tahsis özgülenmiş. Özgülenmişse ona bir şey yapamıyorsunuz. Ama planda hastane alanı ama Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmemiş. O zaman oraya da yaptığınızda yapı kayıt belgesi alıyorsunuz. Kanundaki ifadeyi yorumladığımızda orayı da sanki tapusunu alabilirmişsiniz gibi bir söylem ortaya çıkıyor. Ama biz şunu söyleyelim. Hazine ait taşınmazlar üzerindeki yaptığınızda özel kanunlar gereği değerlendirilecek olanlar hariç olmak üzere bu taşınmazlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bedelsiz devrediliyor. Bedelsiz devrediliyor ve siz doğrudan satın alabiliyorsunuz vatandaş olarak. Raiç değer üzerinden, hazineden ne oldu şimdi bak sırayla gidelim. Bir, kaçak yapıyı yaptınız hazine arazisine. İki, hazineye müracaat ettiniz ben yaptım, ben işte, yaptım burası dediniz, bana sat dediniz, satın aldınız. Üç, burada eğer ki bu diğer iki şartı sağladıysanız bir tapunuz oldu, müstakil tapunuz da olduysa üstündeki yapıyı da tapuya getirip cins tahsili yapabiliyorsunuz. Şimdi toparlayıp söyleyelim. Hazine arazisi üzerine kaçak bir yapı yaptınız. Bu kanun bunu söylüyor. İki, bu yaptığınız yapının işte işgal ettiğiniz en fazla alanı, Sayın Bakan öyle bir ifadede bulundu. Hani hepsini mi sen alacaksın? Hayır. Bu masanın hepsi hazinenin arazisi. Bahçeyi de çevirdim. Öyle bir şey yok. Sadece kullandığınız alanı söylüyor. Bu alanı tapusunda aldınız. Sonra tapuda da cins tahsili yapıp kat mülkiyeti yaptınız. İşte bu kanun bunu söylüyor. Buna bu kadar, bu kadar açık evet. Ama şimdi burada bu hani bu ekstrem bir örnek. Mesela aynı şey belediye taşınmazları için de geçerli. Zaten onu söylüyor. Hazine ve belediye belediye taşınmazlarında tahsis lafı da yok. Belediye taşınmazları belediye satar diyor doğrudan. O da yine raiç değer üzerinden satabilir diyor. Siz belediye arazisi üzerine bir işte bu vasıfta bir şey yaptığınızda. Ama onun dışındaki taşınmazlar tartışmalı. Mesela en çok sorulardan bir tanesi örneğin diyelim ki tarım arazisi, birinci sınıf tarım arazisi. Bizim biliyorsunuz bir de arazi kullanım kanunumuz var. O kanunda da araziler sınıflandırıldı. O sınıflamaya göre işte marjinal, mutlak tarım arazisi gibi çeşitli türleri var. Siz kendi tarlanıza ev yaptınız. Ki Anadolu'da bunu yapmayan yok. Bu tarlaya ev yaptınız, yapı kayıt belgesi aldınız mısınız? Her şeyi alıyor, onu söyledik. Aldınız, sonra dediniz ki ya ben bu tapu da sizin zaten. Ben buna bir cins tahsili yapayım işte tapuyu da tarla değil de üzerinde ev olan tarla olsun vasfı. Tapuya gittiğinizde tapu idaresi tarım il ya da ilçe müdürlüğüne yazı yazıyor. Tarım ilçe müdürlüğü olmaz diyor. Mutlak peki o zaman tarım alanı. Evet yani şimdi burada da bir çelişki var. O zaman kanun baştan düzenlenirken bir tasnif yapılması gerekirdi. Şuralarda müracaat ederseniz ha şunu sağlıyor ama. Yaptığın yapıyı yıkmıyor. Bak bu da bir avantajdır. Yani kullanabildiğin kadar. Ayrı bir konu. Bakın ben eleştiri anlamda söylemiyorum bunu. Sen bir yapı yaptın kanuna aykırı diyor ki yıkmayacağım. Bu da bir avantajdır. Yani hani vatandaş zaviyesinden baktığımızda. Çünkü öbür türlü ya ne zaman yıkılacak bir şey mi olacak, şikayet mi olacak? Bunu ortadan kaldırıyor. Ama sen dedin ya kervan yolda düzülür. Biz onu dediler. Belki yolda düzeceğiz işte bu bölümleri. Onun için de bakın şöyle. Geçen katıldığım bir toplantıda bir üniversitede birlikçilik eğitim vermiştim. Ardından bir sitede bu imar barışının tartışıldığı bir toplantıya gidiyordum.
Öğrencilerimize de, öğrenci dediğimiz 25-30 yıllık avukatlar yani de vardı içinde. Dedim isterseniz uygulaması var, gelin gidelim. Orada şahsen ben de çok şey öğrendim. Hep sahada öğreniliyor. Bir emlakçı farklı bir cepheden yapı kayıt belgesi almanın gerekliliğini anlattı. Örneğin dedi belki yarın bankalar yapı kayıt belgesi olanla olmayan arasında kredi vermekte bir ayrım yapabilir. Şu anda var. He. Yani daha da derinleştirebilirler bunu. Yani seninki de şimdi kat irtifaklı yerlere veriyorlar. Ama yapı kayıt belgesi varsa satın alan açısından da öyle. Kat irtifaklı bir yere gittin. Kat mülkiyet aşamasına geçmediler. Daha onu anlatmadık. Kat mülkiyetine de geçmek zorunda değilsiniz. Yapı kayıt belgesini alırsın. Ömür boyu yıkılma garantisini aldık. Kat mülkiyetine geçmeyiz. Çünkü bir daha para ödeyeceğiz vesaire. Ama iki bina, birisi yapı kayıt belgesi almış, birisi almamış. İkisine de banka kredi veriyor. Bankalarda hiçbir zorluk yaratmıyor. İkisine eşit veriyor diyelim. Siz hangisini alırsınız? Yapı kayıt belgesi olana daha fazla para verirsiniz. Yani onun için o şeyi de anlattı. Hatta Turgay Bey daha iyi bilir. Diyelim ki şu parselde, yani şu parsel ve şu parsel var. Belediye çocuk bahçesi yapacak veya riskli alan ilan edecek. Birinde 100 binanın 90'ı yapı kayıt belgesi almış. Birinde 100 binanın sadece 10 tanesi almış. Şimdi dolayısıyla belediye tercihini orada yapı kayıt belgesi daha az alanlardan yana da kullanma ihtimali vardır. Yani yapı kayıt belgesinin bu boyutu da var. Bir de şu demin Turgay Bey'in söylediğini izin verirseniz Turgay diyeyim bundan sonra. Evet, evet. Sen nasıl abi dedin? Şimdi geçen divan başkanlığında da konuşmacıların çoğuna ismiyle hitap etmişim. Sayın Hatip falan dememişim. Hiç tepki çekmedi. Tam tersine çok doğal ve samimi bulundu. O nedenle burada da aynısını söyleyeyim. Yani şimdi yapı kayıt belgesi aldık. Diyelim ki kaçak bir yapımız vardı. İş hanı. İş yeri olarak da cins tahsilini yaptırdık. Ama diyelim ki her türlü iş yeri açamayız yine. Okul açmak istiyorsak okulun istediği standartları, şartları değil mi? Tabii. Yerine getirmiyor örneğin olmamız lazım. Yani özel yasasına ayrıca bakılacak yani. Tabii. Yapı kayıt belgesi aldınız diye gayri sıhhi bir müessese açacaksanız, okul açacaksanız, hastane açacaksanız, kreş açacaksanız özel mevzuatına da ayrıca bakmak gerekir. Bu zaten muhtemelen bilinen bir şeydir ama biz bütün eğitimlerde en alt hiç bilmeyene göre anlatmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafalarda net olarak oturması gerekir. Hukuki boyutuyla ilgili isterseniz bir şey daha söyleyeyim. Baki Hocam'ın bu konuda bir makalesi var. Sayın Hakan Pekcan Tez'le. Baro Bülten'in son sayısında da yayınlandı. Ben de yanımda getirdim. Ara ara ona bakıyorum. Şimdi Baki Hocam der ki normalde kesin hüküm, hukukçular bilir, kesindir. Sonradan çıkan bir yasayla onun kesin hüküm olma vasfını, niteliğini değiştiremezsiniz. Ancak bu imar barışının, bu kanunun gerçekten hayata daha fazla geçmesi, işlevini daha fazla yerine getirebilmesini düşünüyorsak, bu kesin hükmün bir istisnası kabul edilebilir diyor usul hukuku duayenimiz Baki Hoca. Dolayısıyla kesinleşmiş yıkım kararları dahi infaz edilmemelidir diyor. Kanunda bir eksiklik var o konuda diyor. Bak hocamın bu görüşünde paylaşmış olayım. Şimdi çok hararetli bir yerdeyiz. Ya dilerseniz bir ara verelim. Bir böyle soluklanın sizde. Yapı kayıt belgesini isterseniz bitirelim. 2-3-4 tamam. Dakika içinde. Benim söyleyeceğim bir iki şey daha var. Kentsel dönüşüm. Ve sonra geçelim. Şimdi yapı kayıt belgesinin ile ilgili İstanbul Barosu'nda imar barışı ile ilgili sırf imar barışını anlatan panel düzenlerken avukatlardan yoğun talep geldi. Dediler ki ceza hakimleri yapı kayıt belgesi alındığı zaman imar kirliliğinden açılan davalar ne olacak diye tereddüt ediyorlar. İmar kirliliği nedeniyle açılmış ceza davaları da konu ortadan kalkıyor. Tam cezacı değilim. Doğru ifade edemeyebilirim. Yani ceza verilmiyor. Soruşturmalar sona eriyor. Hiç soruşturma başlatılmasa da başlatılmıyor. Yine aynı sevgili Ali Kemal Yıldız hocamız, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
bunu açıkladı, anlattı. O konuda Yargıtay kararları da var ama doğrudan doğruya hukuki bir zemin ve tartışma olmadığı için söylemiyorum ama gerekirse talep olursa birkaç içtihat numarası da veririm. Bir diğer boyutu daha var. Şimdi aynen şuradan okumak istiyorum. Şu deminki okuduğumuz şeyin devamı. Yapı kayıt belgesinde düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuat hükümleri uygulanır. O bölümü kaçıranlar için söyleyelim. İki kata izinli bir yerde siz beş kat yaptıysanız o beş katı ömür boyu o bina sağlam kaldığı sürece kullanabiliyorsunuz. Ama yıkıldığı zaman yine ancak iki katsa o zamanki şey iki kat yapıyorsunuz. Devamı çok önemli. Yapının depreme dayanıklı hususu malikin sorumluluğundadır. Şimdi bunu da baromuzun eski başkan yardımcısı, şimdi Barolar Birliği yönetim kurulu üyemiz Filiz Saraç arkadaşımız, bizim İstanbul Barosu Kat Mülkiyet Komisyonu olarak yaptığımız çalışmada, baroda yaptığımız çalışmada bunu da çok güzel anlattı. Sanıyorum 11 Eylül günü yapmıştık. Yayınlandı Baro TV'de de. Filiz arkadaşımız ulusal ve uluslararası mevzuat açısından değerlendirdi. Anayasaya, uluslararası sözleşmelere göre sağlıklı kentleşmeyi sağlamak, sağlıklı konutlarda ve çevrede toplumun yaşamasını sağlamak devletin görevidir. Şimdi 99 depremi ile ilgili Filiz arkadaşımız Ahim'de böyle bir dava kazandı. Devletin sorumluluğu ortadan kalkmaz dedi. Ben diyorum Yalova ile ilgili bir. Evet, Yalova ile ilgili. Kaldı ki bu olayda, bakın kaldı ki bu olayda devlet daha baştan diyor ki ben sizin imara aykırı yaptığınızı, kaçak yaptığınızı biliyorum, sorumluluğu sana atıyorum diyor. Yani avukat arkadaşlara söylüyorum. Devletin sorumluluğu inşallah hiçbir afet olmaz. Hiç kimse depreme maruz kalmaz ve can ve mal güvenliği tehlikeye girmez. Ama böyle bir durum olduğunda orada Filiz arkadaşımızın da dediği gibi devletin sorumluluğu asla ortadan kalkmaz. Tam tersine devlet çarpık yapılaşmayı, imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı teşvik ettiği için kendi kendine ele vermiş olur. Şimdi kısa bir ara verelim istiyorum. Değerli izleyicilerimiz bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olalım. Kentsel dönüşüm uygulamalarını değerli konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Şeref abi, kaldığımız yerden devam edelim. Tam heyecanlı yerinde bırakmıştık. Evet, yani kentsel dönüşüme geçelim mi, yapı kayıtta mı kalalım? Yapı kaydı soru devam var. Edelim. Onu alacağız. Evet. Şimdi bir şeyi biraz evvelki bölümde bunu söylemeyi ihmal ettik. Bu kanunda bir de belediye yok. Maalesef belediye, imar dediğimiz zaman hani akla gelir belediye. Belediye sadece yapı kayıt belgesini verdiğimiz makam olarak var. Artı arsa payı diye bir kavram var. Kat mülkiyetinde biliyorsunuz özel bir mülkiyet çeşidi. Bu kanunda arsa payına da pek itibar etmiyor. Çünkü özellikle hesaplamalarda sistem kendisi kaçak yapılı alanla ilgili bir hesaplama yapıyor. Araziden oraya pay vererek. Burada da bir farklı bir uygulama söz konusu. Bunun dışında örneğin köy yerleşik alanları, bu sorular da çok geliyor. İmar Kanunu'nun 27. maddesinde köy yerleşik alanları, mezralarında ve civarlarında yapılan yapılar için yapı kayıt ruhsat aranmaz diyor. Dolayısıyla sizin yapınız köy yerleşik alan sınırı içindeyse, civarında, mezrasında, o zaman zaten yaptığınız bu yapı için müracaat etmenize gerek yok. Muhtarlığın yazılı beyanı yeterli oluyor. Demek ki hani çok da sorulan bir şey bu. Köyde yaptığım yapının sadece köy yerleşik alanı ama köydeki gittin tarlaya yaptın. Onda yapı kayıt belgesi alman gerekir. Diğer için müracaata da gerek yok. Artı
Yine bizim ilk imar kanunumuz var, 1957 yılında çıkmış. 1957 yılından önce yapılmış yapılar da kaçak bile olsa, ki o zaman zaten imar kanunu yok, onlar için de yapı kayıt belgesi almanıza gerek yok. Bir de çünkü onlar iskanlı sayılıyor. Tapu tahsis belgesi, birçok izleyicimiz bunu bilecektir. 1984'teki ilk imar affı kanunu, tapu tahsis belgesi almış, bununla ilgili bütün müracaatları tamamlamışsa bir vatandaşımız, bunun da ayrıca tekrar yapı kayıt belgesi almasına gerek yok. Çünkü insanlar bir korku halinde, acaba almasam ne olur gibi düşünüyorlar. Bu tür yerler için ikinci kere müracaat edilmesine gerek yok. Temel sahip şu: binanız iskansız, temelli kaçak, ya da işte diyelim ki ruhsat aldınız ama iskan almadınız. Bu tür hallerde, hatta 20 Eylül tebliğinde bir yenilik yapıldı ki bu sağlıklı bir yenilik. O da şöyle: birincisinde bir örneğin kaçak yapı yaptınız, bütünü üzerinden para alıyordu sistem. Şimdi onu değiştirdiler. Hatta bir madde daha kondu: fazla alınanların iadesi ile ilgili dilekçe verip alınması yönünde. Yani kanunun tebliğin ilk çıktığı 6 Haziran'daki tebliğde siz kayıt yaptınız, paranızı da ödediniz. Ama şimdi döndü geldiniz, burada fazla ödedi diye ortaya çıktı. Bu deminki dediğim durumdan dolayı. Onları da diyor, dilekçenizi verin, geri alabilirsiniz diyor. Böyle de bir kolaylık getirildi. Yani yapı kayıtla ilgili aslında söylenecek çok fazla şey var. Mesela biraz evvel söyledim, bu saydığım alanlarla ilgili ne olacağına ilişkin bir açıklık yok. Örneğin bir eski eser tescilli bir yere yapı yapmış vatandaş, birinci sınıf tescilli eser, bahçesinde bir oda yapmış. Şimdi yapı kayıt belgesi alır mıyım diyor. Zaten bu soruya hep aynı yanıtı veriyoruz. Yapı kayıt belgesi her halükarda alabiliyorsunuz. Çünkü beyana tabi. Ama bunun sonraki aşamasında ne olur? Yaptığınız taşınmasın sahibi olabilir misiniz? Bu tür konular özel kanunlar gereği değerlendirilmesi gereken bir şey. Son bir şey. Sayın Bakan da bunu söyledi zaten. Dedi ki bunlarla ilgili bir hani bekleniyor, bir düzenleme bekleniyor. Ama düzeltmeler lazım zaten. Bu karışık çünkü şu anda. Yapılması lazım, evet. Evet, yapılmaması lazım. Ben şimdi izleyicilerimize bir yapı kayıt belgesi göstermek istiyorum. Şöyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veriyor bu belgeyi. Diyor ki, iş bu belge 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesi doğrultusunda başvuru yapanın beyanına uygun olarak düzenlenmiştir. O sözcük önemli bak. Beyanına uygun olarak. Evet. Evet. Yani işte imar barışı dediğimiz bu. Müracaat ettiniz. Size verilen belge bu. Artık ömür boyu yıkılmayacak. Evet. Dayandığı yani kadar. Yani sizi hayata döndürecek. Şimdi orada ben bir kat mülkiyetiyle bağlantı kurayım. Son 20-25 yıl her şeye kat mülkiyeti gözlüğüyle baktığım için. Şimdi diyelim ki bizim bir sitemiz var. Türkiye'nin her yerinde var artık siteler, siteleşme. İki parselde konutlar var. Bir parselde sosyal tesis var. Sosyal tesis derken işte ticari donat alanımız var. Birkaç dükkan yapmışız, kuaföre vesaireye kiraya vermişiz. Basket sahamız var vesaire. Ve burası diyelim ki şeysiz, imara aykırı, sonradan yapmışız. Şimdi buraya da yapı kayıt belgesi alabiliriz. Site yöneticisinin başvurmasıyla alınabilir. Herhangi bir karar olmadan da başvurabilir. Onu aramıyorlar. Ancak bana göre aidat toplayacağı için kat maliyetleri kurulunu toplayıp onun maliyetini aidat olarak yansıtması gerekir. Burada asıl söyleyeceğim şeydi. Yapı kayıt belgesini aldık. İki parselde konut var, burada konut var, burada konut var. Ortadaki sosyal tesislerin, ticari donat alanının olduğu yere. Tapuya bağlamak zorunda mıyız? Değiliz. Ama bağlamak istersek ne olacak? Orada diyelim ki şu blokta 50 malik olsun, o parselde 50 malik olsun. 100 malikin adına geçireceğiz. Ama burada adını yazmayacağız maliklerin. Ayrı tapu vermeyeceğiz. Parselinin ve bağımsız bölümünün numarasını yazacağız. Bu çok ince bir detay. Adını yazdığımız zaman, burada diyelim ki 10 ayrı tapu varsa, bir de benim kendi tapum vardı, benim 11 tane tapum olacak. Bunda hissedar olacağım. Dolayısıyla her tapu satışında ne olacak? 11 ayrı işlem yapacağım. 1, 2, dairemin tapusunu verdim.
Bu 11 bağımsız bölümün ortak olan bağımsız bölüm tapusunu vermesem ne olacak? Daireyi size sattım ama sosyal tesisler benim olacak. Böyle garabet de olur. O nedenle kat mülkiyeti kanununa toplu yapıların eklendiği 2007 değişikliğiyle getirilen bu hükümden yararlanmalılar ve bizim adımız değil, parsel ve bağımsız bölüm numaramız yazmalı. Dolayısıyla parsel ve bağımsız bölüm numarası yazdığı için bizim hala ne olacak? Bir tek tapumuz olacak. Tek tapu olacak. O tapuyu kime verirsek oradaki 11 bağımsız bölümünde onun olacak. Buna da dikkat etmek gerekir. Kat mülkiyeti açısından. Evet. Evet. Bence yavaş yavaş kentsel dönüşüme doğru gidelim mi? Ama, soru varsa soruya cevap verelim. Ben soruya cevap vereyim. İsterseniz devam edeyim. İzleyicilerimizden gelen bir soru var. İnşaat ruhsatı alınıp inşaat ruhsata uygun olarak yaptığımız halde iskanın herhangi bir sebeple alınmamış olduğu durumda yapı kayıt ve cins değişikliği için yine aynı bedeli mi öderiz? Evet efendim, şimdi bu soru konusu olan konunun mağdurlarından biri de Sayın Üstadımız. Biraz evvel bunu izah etmiştim zaten. Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi bu. Yani ruhsatlı yapı yapılmış, kaçak yapmamış, her şeyi uygun yapmış. Fakat işte dediğim gibi iskan harcılığı ödememek, ihmal, işte müteahhit bırakmış gitmiş. Satmış gitmiş. Yani dolayısıyla İskana müracaat etmemişler. İskan alınmamış. İskansız olmuş. Her şey ama ruhsatlı. Her şey ruhsatlı, düzgün. Kaçağı da yok. Şimdi bu adam hangi statüde? Bu adam da iskanı olmayan tamamı için, binanın tamamı için giriş yapacak ve hepsi için ödeyecek. Biraz evvel bu şeyi de söylemiştim. Normal yolla iskana gitmekle diğeri arasındaki farkı aşağı yukarı 3 kat, yerine göre daha fazla da oluyor. Şimdi kanun koyucunun buna bir çözüm bulması gerekir ve bu çok sayıda var. Yani bunu ayırması gerekir. Olarak... Görme. Tamam. Görürse yani hakikaten bu. Ama bu şuradan kaynaklı. Şey, yani vicdani rahatsızlık. Aynen. İşte bunu adaletsizlik olur. Yani. Aynen. Bu ama nereden kaynaklanıyor? Şimdi kanun koyucu da bir yerde haklı. Çünkü imar kanunumuzun 29. maddesinde bir hüküm var. O diyor ki işte yapıya başlama süresi 2 yıl, başlamayla birlikte bitirme toplam 5 yıl diyor. Şimdi siz 2 yıl içerisinde başlayıp 5 yıl içerisinde bitirmediğinizde ruhsatsız hale geliyor. Diyelim ki bu soru konusu olan yapı 5. yıldan sonra tekrar ruhsat almak istedi. Artık yeni hükümlere tabi. Diyelim ki deprem yönetmeliği, otopark yönetmeliği, itfaiye yapısı hala daha bunlara da uygunsa, ki onlar zaten sonradan değiştiği için mutlaka uymayacak. Dolayısıyla bu kişi iskansız kabul edilmiş oluyor ve ödeyeceği de çok yüklü bir bedel. Yani bu bir hakikaten adalet duygusunu zedeliyor. Ben çünkü oraya çok dikkat ediyorum. Hani bir taraftan tamamen kaçak yapan bilmem ne ayrı. Onların zaten hani bir ölçüde ödemesi gereken ama bu soru konusu olan ve çok sayıda olan bu tür örnekler, işte Şeref Bey'lerin de binasıyla kaçak yok, hiçbir şey yok. Vatandaş iskan almamış sadece. Şekli şartı yerine getirmemiş. Şimdi bunu da aynı kefeye koyup üstelik aynı ölçüde cezalandırılırsa bu doğru bir şey değil. Ha, soru da şunu soruyor. Biz yapı kayıt belgesi alıp kat mülkiyeti yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Yapı kayıt belgesi zaten sorun değil. Ama ikinci aşama içinde yalnız şunlara dikkat edilecek. Zaten bu bölümleri söylemedik. Bir, yapınızın zemin itibariyle kendi araziniz üzerinde misiniz? Birinci tespit bu. Bunu bir harita kadastro mühendisi, LİHKAP dediğimiz lisanslı harita kadastro büroları ya da kadastro müdürlükleri veya özel ofisler yapıyor. Bunu ölçtürüyorsunuz ve bir krakiye bağlıyorsunuz. Bir kere zeminin durumunu tespit ediyorsunuz. İki, bundan daha önemli ve bu kanunda getirilmiş bir yenilik bu. Diyor ki eğer sizin parselinizde kamuya terk edilecek bir yer varsa, yol, yeşil alan gibi, onları da diyor terk edin şimdiden bedelsiz olarak. Dolayısıyla şunu yapmanız gerekiyor. Bir, binanızın kendi parseliniz üzerinde olduğunun tespiti. İki, yani tecavüz olup olmaması. İki, sizin parselinizden kamuya ait terk edilecek yerler varsa bunların terki. Üç, binanızla ilgili bir röleve projesi, yani bir mimarın. Burada şunu da aslında söyleyeyim. Buralar hep unutuluyor. Bu kanundaki çok ilginç bir maddedir bu. Üstadımız şeyi söyledi, hani depremsellik açısından vatandaşın sorumlu, ki vatandaşa bunun bırakılması çok doğru değil. Çünkü sağlıklı kentleşmeyi, düzgün bir konutu devlet anayasasıyla bunu garantili aldıklanmış. Vatandaş nasıl konutun depreminin şeyini garantileyebilir? Yani bu çok, hani mali açıdan belki bunu kanun koyucu düşündü ama doğru bir uygulama değil. Dolayısıyla şimdi sorumlular kim?
Bunun da cevabını vermek lazım. Diyor ki orada kanunda binanın durum röleve projesinden dolayı mimar, projeyi çizen mimar, zeminden dolayı harita mühendisi, bir de vatandaş sorumlu. Yani burada devlet üzerine hiçbir yük almıyor. Sorumluları da işi yapanlara atfetmiş. Dolayısıyla burada hakikaten hani devlet tamamen elini çekmiş, sadece işin hani mali tarafında, sorumluluk tarafında yok. Yani mesela yine hep 2009-81'e hani yaşadığım ve gördüğüm için oraya gidiyorum. O kanunda bile ki çok eleştirilmişti. Belki onu şöyle hatırlar izleyiciler. Tapu tahsis belgesinin ilk çıktığı kanun diye. Orada bile o kadar çok kontrol noktası vardı ki. Yani işte diyelim ki zemin açısından, binanın statiği açısından belediye kontrolleri yapıp, ıslah emar planlarını yapıp ondan sonra hani bu izinleri veriyordu. Burada ise şey istim arkadan geliyor, ters yürüyor. Yani yapını yap, yapı kayıt belgeni al, cebine koy. Deprem olursa ona karışmam. Ondan sonra sorumluluğu da almam. İşte haritacıyla mimar var. Ben ne alırım? Parayı alırım. Hani para ver barışalım olmuş. İmar barışı birazcık buraya dönmüş oldu. Tabii ki mali şey de önemli. Tabii ki para alacak devlet. Hatta burada şu da var mesela, ben toplantılarda da hep söylüyorum. Aslında canlı yayında da çoğu yerde söyledik. Yine tekrar edeyim. Mesela siz diyelim ki 200 metrelik binanız vardı. Normal, yasal. 100 metrede kaçak yaptınız. Oldu mu 300 metre? Yapı kayıtı da aldınız. Şimdi size idare derse ki belediye. Ya kardeşim sen yıllardır 200 metrenin parasını ödemişsin. Bak sen kendin beyan ettin. Senin yerin 300 metreymiş. Ver bakalım bunun vergisini geriye dönük 5 yıllık dese. Kanunen vermemiz gerekir. Evet. Al başına belayı. Kendi kendimi ihbar ettim. Şeref abi dedi ya, yani itiraflar çoğalacak. O kadar çok ki bakın. Üstad onu iyi niyetle söylüyor. 20 inanın belki 30, 50 yıllık problem. Yani şu olaylar. Ya bakın, şimdi biz bir problem çözelim derken yeni kaynaklara, yeni problemler çıkarıyoruz yani. Özür dileyerek bir şey daha söyleyeyim. Bakın 1981'i hep yazarak şey yapayım. 1984'te çıktı. Kanunu 2023'e uzattılar 6306 ile. Bu afet riski yasasıyla, evet. Haziran ayında 2023'e kadar uzattılar. 39 yıl. Ya 39 yıldır imar affı, imar affıyla ilgili problemimizi çözememişiz. Rahmetli şimdi yenisi geliyor yani. Üstüne. Şimdi bu geliyor. Bir bu kadardan daha fazla ki o tarihten daha fazla sayıda yapı var. Daha fazla çeşitlilik var. Yani öyle içinden çıkılmaz bir şey oldu. Bu hani İstanbul dünya incisi. Hakikaten mükemmel bir kent. Hani her şeyiyle ben İstanbul'u çok seviyorum. Yani İstanbul dünya ölçeğinde bir kent. Ne tarihine, ne kültürüne, ne mirasına maalesef sahip çıkamadık. Bu daha da işi bozuyor. İstanbul böyle çok tarihi, kültürü, her şeyi çok mükemmel yani gerçekten ama yaşanır olmaktan çıkıyor. Çıktı. Kesinlikle. Şimdi çıktı. Daha da bu çıkaracak. Avukatlara İnşallah öyle olmasın. Maalesef çok iş düşecek. İki tane örnek anlatmak istiyorum. Bunu her yerde anlatıyorum. Diyelim ki Alanya'da İki katlı bir yer aldık, yaptık. Ben alt katta oturuyorum. Üst katta Erol Taş oturuyor. Şimdi ben yazın gidiyorum Alanya'ya. Bir bakıyorum ki imar affının çıkacağını da biliyor. Hükümete yakın. Erol Taş gitmiş çatıyı onaracağım derken iki kat daha yapmış. Hem de 31-12-2017'den önce yaptığı belli olsun diye kendini de ihbar ettirmiş. Belediyede gelmiş. Zabıt. Bir güzel zabıt tutmuş. Şimdi artık 31-12-2017'den önce yaptığı resmi kayıtlarla belgeli. Devlet, kamu buna yapı kayıt belgesi veriyor. Ya Şeref Kısacık ne diyecek diye sormuyor. Şimdi ben geldim. Yazın. Aa, bir baktım ki bir daire benim, bir daire Erol Taş'ınken üç daire Erol Taş'ın, bir daire benim olmuş. Bu arada Erol Taş'ı da yanlış anlaşılmasın. Rahmetle anıyorum. Böyle akılda kalsın diye bu örneği veriyorum. Şimdi benim buna tahammül etmemi devlet nasıl bekler? Devlet benimle barıştı, yıkmam bunu derse, bizim bütün statiğimiz, zeminimiz, beton kalitemiz, demir kalitemiz iki kata göreyse, hatta ben bunu cumartesi günü Erzincan'da anlattım. Erzincan dersem daha doğru. Depreme çok yakın olan bir bölge maalesef. Erzincan'da anlattım. Şimdi Erzincan'da iki kata göre yapılmış, dört kat yaptı diye bir hep iki kat fazla mı kullanacak?
İki, ben hep acaba yıkılırım başıma kaygısıyla mı yaşayacağım? Yine bir başka örnek. Çatalca'da gittik beraber Bilal İnci ile yer aldık. Dört dönüm yer aldık. Beşer yüz metrekaresine kendi evimizi yaptık. Evimizin, yani tabii tümüne ev değil de, evimizin müştemilatı vesairesi, garajı vesaire yaptık. Kalan üç dönümü de ortak kullanıyoruz. Ben bir süre gitmedim. Sonra yazın bir gittim, baktım ki üç dönüm ortak kullanacağımız havuz olan, kameryası olan, ağaçlar olan, basket sahası olan alanı bir gecede dümdüz etmiş. Şimdi inşaat yapmak kolay hazır betonlarla. İki gecede üç dönümün 2800 metrekaresini kapalı alan yapmış. Ve devlet buna da yapı kayıt belgesi veriyor. Benim hakkım ne olacak? Ben orada top oynamak istiyorum. Orada havuzda yüzmek istiyorum. Yeşil alan görmek istiyorum. Oturduğum yerden beton göreceğim. Yani bu tür şeyler hiç düşünülmemiş. Biraz abartılı şeyler söylüyorum ama gerçekten düşünülmemiş. Ve bütün bunlar bize hukuki sorun olarak yansıyacak. Ben de izin verirseniz bir örnek verebilir miyim? Tabii. Şimdi mesela bu örnek de çok bize soru konusu olarak gelmiş ve çok da fazla sayıda uygulamada var. Mesela iki kardeşlerden bir tanesi imarlı bir parsel üzerine kaçak yapı yapmış. Diğerinin haberi olmadan. Gitmiş yapı kayıt belgesi de almış, alabilir. Peki şimdi diğer kardeş, yapı yapmayan vatandaş o binanın yıkılmasını mı bekleyecek? Yıkım davası açamaz, yapı kayıt belgesi var. Ben de kardeşim, benim de orada hissem var. Ne olacak şimdi? Al başına kardeşler arası kavga. Yani o kadar çok var ki hani saymaya kalksak. Mesela biraz evvel hani şeyde pek oralara da giremedik. Adam gitmiş bahçesine mesela defin yapmış, mezar. Mezara yapı kayıt belgesi almış. Çünkü diyor ki kanun, her türlü yapıyı alırsın diyor. Şimdi bu umumi hıssısa kanunu var. Kimse Cumhurbaşkanı izni olmadan defin yapamaz diyor. Rastgele bir yere. Bu adam şimdi bahçesine yapı kayıt... Bizim memlekette herkesin mezarlık yok. Tamam. Herkes bahçesinde. Mezarlığı kendi arazisindedir, bahçesindedir. Tamam işte bu yasak aslında. Umumi hıfzı kalıyor. Çünkü insan sağlığı açısından. Yani yapı kayıt belgesi mi almamız gerekiyor? Ya işte almış vatandaş. Yapı kayıt belgesi almış mezarlığa. Mezarı diyor yıkamazsınız diyor. Niye? Çünkü yapı kayıt belgem var diyor. Şimdi biraz evvel hani üstad söyledi ya, yapı kayıt belgesi olduğunda Sayın Baki Kuru hocamızdan esinlenerek. Yani çok hakikaten karışık. Oldukça hukuki itilafları yeniden tetikleyecek maddeler var. Daha çok var önümde. Ben hani ama kentsel dönüşüme de bence vakit kalsın. Biraz da izleyicilerimizi böyle katalım dedik. Tabii, yani tabii. İnteraktif olsun. Yine bir soru geldi izleyicilerden. Kadıköy Fenerbahçe'de oturduğumuz apartmanda zemin katta bir daire büyüklüğünde sadece kolonların bulunduğu boş bir alan var. Birçok bina bu şekilde o kolonların arasında kapatıp ısı kaybının önlenmesi sağlanabilir mi veya bina toplantı salonu gibi dizayn edilebilir mi? Evet. Şimdi efendim bu tabii ki o boş dediği yer mutlaka projeye göre ya ortak alandır. Yani ya sözleşmeyle belirlenebilen veya mutlak ortak alanlardan biridir. Boş olması oranın hani sahipsiz olduğu anlamda değil. O eğer ki o proje harici olarak kapatılırsa ısı kaybını önlemek amacıyla oraya bildirimde bulunarak yapı kayıt belgesi alabilir. Sorunun devamında başka bir şey var. Burayı toplantı salonu yapabilir miyiz diyor. Fiilen ve fiziken her şeyi yap. Ona bir şey değil. Bunu tapuya dönüştürebilir miyiz olmalıydı o soru. Yani toplantı salonu olarak tescil etti. Yaparsınız kimse karışmaz size. Yok şöyle, onu yaparsın orada da yapı kaydı da alırsın. Ama oranın normal tapuda da toplantı salonu olarak gösterilmesi, belki bağımsız bölüm yapılması gibi bir talep varsa o zaman da tüm kat maliklerinin onayı gerekiyor. Artı mimari projenin yenilenmesi gerekiyor. Tüm kat malikleri onay veriyorsa, örneğin bu söz konusu binada diyelim ki 50 daire var. Bunu da 51. bağımsız bölüm olarak tapuya tescil ettirdiler. Üstadımız demin bir şey söyledi. Çok önemli bir konuydu o. Bu adı müşterek metal dediğimiz. Hani mesela bu 51 nolu bağımsız bölümü şu sorudaki. Onu tüm kat maliklerin ortak mülkü yapabilirler. Gelirinden istifade etmek veya herhangi amaçla. Onu da adı müşterek metal dediğimiz. Hani ben hukukta... Ortak kullanım yeri. Ortaklaşa kullanılan alan anlamında bir ifade. Yani burada şimdi ben anladım. Direkler üzerine dikilmiş. Altta boş. Diyelim ki o boş alanı ben kapatacağım diyor. Ama
Bundan sonra kapatabilir mi? Sorun orada. 31-12-2017 var. Mesela işin içinde. Hikmet Bey de onu çok güzel söyledi. Şimdi hava fotoğrafı binayı görür de içini görmez. Dolayısıyla bunu ne zaman yaptın? Şu gün bugün. Bakın bir duvarı bile devlet kontrol etmeye kalksa arkadaşlar hani yüzyılı geçer. Evet. Ya bu kontrolü mümkün o zaman değil. Vatandaşın insafına kalmış bir şey. Yapıyorsa 31-12-2017'ye orada duvara kimse bakmaz. Yapı kaydını alır. Tapuya da tescilinde de eğer tamamının muvaffakatı varsa ederler. Bakın mesela burada şu da oluyor. Hani buradan bağlayarak söyleyeyim. Benim önümdeki örneklerde de var bu. Mesela diyorlar ki bu imar affı kişiye ilave bağımsız bölüm kazandırabilir mi? Yani emsal artışı sağlar. Mesela Bakırköy'de düşünün 4 katlı hepsi. Adam 2 kat kaçak yaptı. Bunu da herkesin muvaffak, hatta herkesi de bırak aynı adamın hepsi. 4 katlısı da aynı adamındı. 2 kat daha yaptı. Oldu 16 daire, örnek veriyorum. 12 daireyken 16 daire oldu. Tapunun tamamı zaten kendinindi. Muvaffakatı verecek olan da kendi. Kendisi. Kendi arsa paylarından oraya da 4 tane daha verir arsa payı. Şimdi ne oldu? Emsal artmış olmadı mı? Fiilen arttı. Fiilen emsal arttı. Evet. İmar planı ne oldu? Çöp. Evet. Siz yanındaki yasaya saygılısınız. Siz yapmadınız. Ve buna da diyorsun ki senin binanı yapı şey yıkılana kadar bilmem neye kadar koruyacağım. E zaten yapıların ömrü ne ki? 30 yıl durdu mu yeter bana. Kimse alıp götürmüyor. 30 yıl kullanır tamam. Yani bunların hepsi problem. Şimdi bu tip bu konunun imar barışı konusunun bu kentsel dönüşümde bağlantısı artık çıkıyor ortaya galiba. Yani bugün konuştuklarınızdan o çıkıyor ortaya. Evet kesinlikle. Şimdi istersen yani mağduriyetleri biraz da kentsel dönüşüm ortadan kaldırır. Yani, yani biraz önceki o mağduriyetler vardı aynen. Ya. Yani ebedi bu adam benim üstümde duracak mı? Ben o şeyi yaşayacak mıyım? Tabii bu aslında bir panzehir gibi o. Doğru söylüyorsunuz. Yani kentsel dönüşüm gerçekten dönüşüm mantığıyla kurgulanabilirse. Çünkü bizde mesela sadece riskli yapılar dönüştürülüyor. Alan bazlı çok az. Alan bazlı yapmaktır aslında. Biz bina bazlı riskli yapıyoruz. Riskli alan riskli yapıyor. Yani alanı çok kullanmadık galiba. Kullanmıyoruz. Zaten yani Bakanlar Kurulu bunu hani tayin ediyor aynen. Belli bölgelerde. Az sayıda var. Ama tabii o daha kapsamlı bir şey. Ama bu dediğiniz bir çözüm. Nasıl bir çözüm? Şimdi yapı kayıtı verdin işte bu hukuksuzluklar ya da adil olmayan uygulamalar varken peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu ilahi nihaya mı gidecek? Yani yıkılacak bir bina var. Ya, aynen. Altında ya arkadaş ben yenemek istiyorum. Can güvenliği başkası yok. Açısından da evet. İşte bu 6306'da da buna bir izin veriyor. Üstelik de mesela o da çok tartışıldı. Bu 1/3, 2/3 kuralı var. Hani mülkiyetin içeriği de niye 2/3 ile karar veriyor gibisinden bu tartışma da çok oldu. Eğer ki bu bölgelere de kapsayacak şekilde yapı kayıt belgesi almış binaları kentsel dönüşüm yapılırsa bu aslında onu bir ölçüde tolere eder. Niye? Çünkü yıktığında artık yeni imar hakları var. Dolayısıyla o hani yapı kayıt belgesi aldığın çirkin yapı, çirkinlikten kastım yapının çirkinliği, kent, peyzaj ve mimarisi açısından söylüyorum. Hukuka aykırı yapıyı da oradan kaldırmış olursunuz. Şimdi benim başka türlü vatandaş çıkmaz yani. Fiili olarak yaşadığım bir konu oldu. Bir müteahhit bu binanın sahibi arkadaşımızın başına geldi. Yine bu ileride bir yerde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıyorlar. Müteahhite veriyorlar. Müteahhit teslim ediyor. Her şeyi yapıyor ama en üst katta çatı piyesi yaklaşık çatı piyesi yapmış ama o çatı piyesi ayrılan o çatı kısmını tamamını kendine tahsis etmiş. Yani çatı yapmamış tam kat yapmış. Tam kat yapmış. İşte onu iskandan sonra yapıyorlar şimdi, maalesef. Şimdi dava açmıştı. Şimdi bu imar barışından yararlanacak bu adam. Yararlanabilir. Peki buradaki hak kaybına uğrayan vatandaşlar ne yapacaklar? İşte dedik ya ben biraz evet, geçen 10 yıl dedim bir eğitimde. Turgay Bey dedi ki ne 10 yılı? Bunların aynen, çok fazla. Bakın şimdi mesela neler olabilir? Onu düşünelim o zaman. Bir, orası ortak alan, ortak bölüm. Dolayısıyla herkesin, yani ortak yere, evet. Herkesin orada arsa payı oranında hakkı var. Bir, ben ecrimisini isteyebilirim. Bir kere onu bağımsız tapuya benim rızamı olmadan dönüştüremez. Bak, hukukçu hemen çözümü buluyor. Ha, ben ecrimisil isteyebilirim. İki, oturup ağlamıyor yani çözüm. İki, yani. Zaten ben her zaman anarım. Bu vesileyle anayım. Yaşamımda iki insanın çok büyük rolü var. Çoğu insanın daha başka da vardır da. Bir, Erzincan
hafta da anlattım. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, benim kooperatifçi olmamda büyük katkısı var. Sosyal bir insan olmamda, örgütçü bir insan olmamda da iki rahmetli, Allah uzun ömürler versin. Turul Kazan başkanımızla birlikte yönetim kurulunda bulundum genç bir avukatken. Avukatlık çözüm üretme sanatıdır derdi. Hatta geçen bir yerde de bazı insanlar sivrisinekle uğraşır ama gerçek bir hukukçu yukarıdan bakar olaylara, bataklığı tespit eder ve onu kurutur. Şimdi onun için de avukatlık çözüm üretme sanatıdır. Orada ben düşünüyorum şimdi, ben ne yapabilirim? Devlet dedi ki tamam ben yıkmayacağım. Yıkma kardeşim. Ama ben ona tahammül etmek zorunda mıyım? Ya da tahammül ederken ben şimdi kiraya verecek 4000 lira kira alacak diyelim ki. Ya da Florya'da Yeşilköy'de 10.000 lira kira alacak. Evet. 10 bağımsız bölüm var. Biri de benim. Yani yasal 10 bağımsız bölüm var. Demek ki o kiranın 1000 lirası benim bir kere. İki, eğer gerçekten ben statiğine zarar verdiğini, bakın dikkat edin, binanın yıkım riskinin arttığını belgelersem, her ne kadar imar barışından nedeniyle devlet yıkmam diyorsa da benim özel hukuktan doğan, kat mülkiyet hukukundan doğan hakkım tümüyle ortadan kalkar mı? Bunun kimse cevabını veremiyor şu anda. Yargı verecek. Evet. Dediğim gibi onu söyledim aslında. Tahammül edilebilirlik sınırı. Yani ben sadece balkonum içeriye kapatmışım. Ya bunu da geri eski hale getir demek, imar barışından da faydalandıysam belki iyi niyet kurallarına aykırı denilebilir. Ama siz iki katlı binamın üstüne üç kat daha yaptıysanız benim buna tahammül etmemi beklemeniz doğru değil. Eski hale getirme davası açarım. Sonucu ne olur bilmiyorum. Yargıtay karar verir. İki, en azından ecrübisini isterim. Ortak alanı kullanıyorsun. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi dört tarafı, sizin programlarda çok söyledik bunu. Dört tarafı duvarlarla çevrilmiş, kapısına güvenlik konulmuş her yer hukuki anlamda site midir? Vaziyet planına bakmadan alıyoruz. Yönetim planına bakmadan alıyoruz. İçinden kadastral yollar geçiyor. Belediyeye terk edilen alanlar var. Belediye sonra farkına varıyor ki sen bana terk ettiğin alana tutmuşsun, işte havuz yapmışsın. Hemen ecrimsil istiyor. Yani bu tür sorunlar bu imar barışında da kentsel dönüşümde de çıkacak. Kentsel dönüşüme de kısaca giriş yaparsak, Turgay Bey çok güzel söyledi. Yani afet, daha depreme dayanıklı sağlam konutlar yapılması, eski yapıların yenilenmesi için devlet bazı kolaylıklar sağladı. Ama şimdi bakıyorsunuz, kentsel dönüşüm uygulaması nerede yapılıyor? Gecekondu bölgelerinde yapılmıyor. Yani rantı yüksek Bağdat Caddesi'nde yapılıyor. Fikirtepe'de yapılıyor. Florya'da yapılıyor, Yeşilyurt'ta yapılıyor. Yani yüksek rantı olan, geliri olan yerlerde yapılıyor. Yani amacına uygun şu anda gitmiyor. Ayrıca mesela demin geçerken işte Bağcılar, Güneşli vesaire binalar üstünüze geliyor. Orada alanın kentsel dönüşüme girmesi gerekir. Ben bir tek binamı sağlam hale getirsem ne olacak? Şeref abi, buna çok güzel bir örnek geçen karşımıza çıktı. Alibeyköy'de gece konuları yıktılar. İnsanlar evlerini terk etti. Müteahhitle anlaştılar. Neticede müteahhit ben bu şartlarda bu binaları yapamayacağım dedi. Kira ödüyordu şeylere. Kat malik, yani oradaki toprak sahiplerine. Kira ödemeyi de kesti. İnsanlar perişan. Aynısı benim başımda. Yani dediğiniz gibi rantı yüksek olan yerlerde yapılıyor yani kentsel dönüşüm. Ama bakıyorsunuz garip insanların olduğu yerlerde kentsel dönüşüm tıkanmış, yürümüyor. Şimdi burada pardon, bu örneği ben daha sonra anlatacaktım ama şimdi anlatayım o zaman. İkisinin ortası bir yer. Kartal Adliyesi'nin arka tarafı. 301 tane malik ünlü sayılacak bir şirketle anlaşıyor. Çok güzel bir sözleşme imzalıyorlar. Güzel sözcüğünün yanında bir ünlem işareti var yalnız. Hem de bir avukat arkadaşımızdan maalesef destek alarak. Sözleşmede teminat yok, garanti yok, süre yok. Tapuyu diyor ne zaman? Hemen daha başlar başlamaz tapuyu bana vereceksin. Ya tapuyu aldıktan sonra sen ya yapamazsan? Yapamazsın. Şimdi orada da insanlar kira yardım alamıyor. İnşaat ruhsatına başlayamadılar. Çok kötü bir sözleşme yapıldığı için de
haklarını korumakta zorlanıyorlar ve 301 malik bir araya gelerek ortak bir çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Yani bu maalesef çok ciddi bir sorun. Ben söz almışken söyleyeyim. Bir, sözleşmenin adam gibi yapılması lazım. İki, sürelerin net belli olması gerekir. Şu tarihe kadar inşaat ruhsatını alacaksın. Evet. Şu tarihe kadar temel, yani illa inşaatın bitimini beklemeye gerek yok. Temeli atacaksın. Şu tarihe kadar hava inşaat bitecek. Sonra teminatın gelmesi lazım. Yani sen yarım bırakırsan ne olacak? Şimdi daha yeni devlet, bakın şimdi devlet burada müdahale ediyor. Mülkiyet hakkına müdahale ediyor. Birazdan anlatırız. 2/3 30 bağımsız bölümlü bir binada 20 kişinin, 3 bağımsız bölümlü bir binada 2 kişinin, daha doğrusu arsa payı oranında da 2 kişinin diyelim. Ne derse oluyor. Sizin deniz gören 150 metrekare yerinize diğer 2 kişi anlaşıp yok kardeşim Bodrum katta sana 40 metre verdik diyebiliyor ve bunu kabul etmek zorundasın. Yoksa yerini satıyorlar. Yani bu devlet şimdi bu söz, sen madem ki oy birliğiyle yapacağım ben, bakın şurada meydanda, Bakırköy meydanında bir binamızın ya da İncirli Caddesi'nde binamızın duvarını kiraya vermek için bir reklam şirketine oy birliği gerekiyor. Duvarı kiraya vermek için. Apartmandakilerin oy birliği gerekiyor. Ama sen 3/2 istediğin gibi sözleşme yap. Ben hiç denetlemeyeceğim diyor devlet. Devlet denetlemeli. Sözleşmenin içeriğini denetlemeli. Müteahhitin onu yapıp yapamayacağını bir ölçüler koymalı. Banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği başka yerden ama. Diyor ki ipotek vereceğim. Ne vereceksin? Benim arsama vereceğim. O zaten benim. Başka bir yerden vermeli. İnşaat tamamlama sigortası yapmalı. Yeni devlet şimdi, bu düzenlemeleri getirmeye başladı. Sonra çok vahim bir şey söylüyorum şimdi. Binalarda arsa payı önemli. Karmaşık yapılardan oluşan sitelerde yönetim planı çok önemli. Müteahhitler alınmasın. İlkokul mezunu müteahhite diyor ki sözleşme yaptıysan artık onlardan bekaat almana gerek olmadan, yeni bu geldi, Şubat'ta geldi. Bakın bundan hukukçuların da haberi yoktur. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Sözleşme yaptıysanız, kime nerenin düşeceği de belliyse, artık müteahhit sizden ayrıca vekalet almadan ya da verdiğiniz vekalette kat irtifak kurabilir, yönetim planını tapuya tescil edebilir demenize gerek olmadan, yapacak hiç haberiniz olmadan, siz örneğin sitede evcil hayvan beslemek istiyorsunuz, evcil hayvan beslemek yasaktır diye internetten indirdiği bir yönetim planını koymuş olabilir. Aidat paylaşım sistemini adam gibi yapmamış olabilir. Toplu yapı temsilciler kurulunu getirmemiş olabilir. Ve arsa payını da her ne kadar başka teknik kişilerin de desteğini alacaksa da şu ya da bu şekilde adil dağıtmamış olabilir. Yani çok vahim şeyler var. Özetlersek bir sözleşmede süreler net konulmalı, cezai şartlar net konulmalı. İnşaatı yarım bırakırsa teminatları net olmalı. Kademeli devir olmalı. Ya daha inşaata başlamadan %50 tapumu ver. Olur mu böyle bir şey? Arsa payının nasıl belirleneceği belli olmalı ve yönetim planını yükleneceği yapma yetkisi verilmemeli. Şimdi yine izleyicilerimizden bir soru geldi. Onu da mutlaka cevaplandıracağım. Süremiz de kalmadı aslında. Süremiz bitti. Yani nasıl geçti anlamadık ama konuşulacak o kadar çok daha şey var ki. Çok daha söyleyecek şeyler var. Biz bunları bir programda yapacağız anlaşılan. Yani uzatılırsa. Yine uzatılırsa. Yine evet uzatılacak. Ha gerçi uzatılmasa da dediğimiz gibi sorular çıkacak. Devletin paraya ihtiyacı var. Evet, yapı bedeli hesabı sahip olunan tüm bölümler metrekare üzerinden mi yoksa aykırı olduğu alanların bağımsız bölümler üzerinden mi yapılır? Evet. İşte uzmanı burada. Şimdi efendim buna hem örnekle cevap vereyim hem de bu soruyu önce açıklamaya çalışayım. Burada iki durum söz konusu. İlk tebliğ ve ikinci tebliğde bu farklılık var. İkinci tebliğde bu ilk tebliğdeki eksiklik düzeltildi. Biraz evvel bahsetmiştim birçok başka şeyle beraber. Burada da iskanlı bir taşınmazda, diyelim 10 daireli bir apartman var. Bu iskanlı bir taşınmaz. Bir tane daire daha yaptınız, 11. daire. Eski tebliğde 11'inin de parasını ödüyordunuz. Şimdi diyor ki kanun koyucu, iskanın varsa iskan harici yaptığın bağımsız bölümün ve normal bağımsız bölümünle birlikte. O da şöyle. Mesela 1000 metrekare toplam inşaat alanınız var. Metrekare üzerinden gidiyorum. 10 tane de daire var.
Her biri 100'er metre oluyor, eşit olsun. Sizin 100 metrekarelik çatı kattaki dairenizin üstüne 50 metre kaçak yaptınız. Ne oldu? Diğerleri 100'er metre, sizin 150 metrelik daireniz oldu. Toplam inşaat alanı da 1050 metrekare oldu. 50 metre geldi ya. Siz o kaçak olan bölümle ilgili parayı 150 metre üzerinden ödüyorsunuz. 100 metresi yasal, kendi iskan harcını ödediğiniz şey, 50 metrede kaçak olarak yaptınız. Aslında normalde bu da yanlış. Neden? Siz sadece 50 metreyi ödemeniz gerekir. Çünkü ya öbürünü zaten iskan harcını ödediniz. Ama kanun koyucu diyor ki sen 50 metre kaçak yaparak yasal olanı da ayıplı hale getirdin. Eskiyi de ayıplı hale getirdin. O zaman diyor ikisinin parasını ver. Dolayısıyla tabii çift katlı bir ödeme yapılmış oluyor. Ben bu arada şöyle bir dilerseniz vakit varsa bir ekleme yapmak istiyorum. Son bir tane ben yapacağım. Peki. Şimdi Şeref Bey çok güzel anlattı onu. Bu yeni en son ikinci ayda gelen değişiklik. Bu 6306'da değil. Kat mülkiyeti kanununa geldi. Yani normalde kat mülkiyeti yaparken ne gerekiyor? Normal bilgimizi tazelememiz lazım. Binanın projesi gerekiyor kat mülkiyeti yaparken. İskan belgesi, işte yönetim planı falan ve tüm kat maliklerinde muvafakatı gerekiyor. Şeref Bey'in söylediği müteahhite sağlanan bu yetkide müteahhit sizden başlangıçta sadece ister avam proje, ister kroki üzerinde, isterse de noterden yaptığınız bir sözleşmede bağımsız bölümleri belirlemişse, mesela şöyle diyelim. Binaya girişte sol taraftakiler arsa sahibinin, sağdakiler müteahhitim, atıyorum. Böyle bir belirleme yapmışsa başlangıçta sizden aldığı bu belgelerle bir daha size hiç sormadan tapunuzda kat irtifakı kuruyor, cins tahsisi yapıyor, kat mülkiyeti yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? İlginç olan sizin binanız yönetim planını yapıyor. Yani çekip zaten gidecek, adam satacak gidecek. Ama sizin oturacağınız, nasıl yöneteceğinize ilişkin, sizin gelecekteki yaşantınızı müteahhit karar veriyor. Bu yanlış. Bu düzeltilmez. Sanıyorum onu düzeltecekler. Öyle umut ediyorum. Ama işte dillendirmemiz lazım. Tabii. Yani ya tabii. Bakın son bir örnek. Geçen gün Erzincan'da Ali Rıza İlgez'de arkadaşımız anlattı. Dedi ki Şeref Hocam'ın bir köpeği var. Adı da Asi. Şimdi Asi'yi tanıyoruz biz. Asi'yi tanıyoruz değil mi? Şimdi Asi meşhur olsun şimdi. Diyelim ki diyor ben de sevmiyorum köpek beslenmesini. Yönetim planımızda da yasak. Asi'nin evden uzaklaştırılması için dava açtım. Ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi çok ilginç bir alakası var kentsel dönüşümle. Ama sonradan şu ya da bu şekilde vazgeçtim. Davamı ne yapabilirim? Geri alabilirim. Ama bir binada bir tek kişi riskli yapı için başvurduğunda ve riskli yapı kararı çıktığında sizlere tebliğ edilip o süreci anlatmadık. Nasıl biliyorlar diye mi düşündük? Vakit mi kalmadı bilmiyorum. Vakit kalmadı. 15 gün önce içinde itiraz etmediğinizde veya itiraz ettiğiniz halde ikinci bir şimdiye kadar zaten reddolmayan bir şey de yok. Tekrar kesinleştiğinde diyelim artık süreç işliyor. Kamu otoriteleri size 60 gün içinde çık. Sonra bir 30 gün daha süre veriyor. Bazen fazla da verdiği oluyor. O sürede çıkmazsan diyor ben yavaş yavaş elektriğini keserim, suyunu keserim. Binanı yık yoksa ben yıkarım diyor. Ha, gerçi senin alırım diyor. Gerçi yıkmıyor. Şu anda onu da söyleyeyim, yıkamıyor. O kadar uğraşmıyor. Ancak birileri dürtüklerse kardeşim bak riskli yapı. Devletin kurum, devlet diyorum hepsine birden, bakanlık, belediye. Kamu kurumları buna riskli yapı dedi. Can ve mal emniyeti riskli. Onu yık dediğinde artık baskı olursa yıkmak zorunda. Tahliye ediliyor. Yani burada bizim önerimiz şu. Burayı riskli yapı kararı çıkınca ne oluyor? Bir, biz bunu arsa olarak satalım. Bitişiğimizde bir okul var, hastane var, büyümek için ihtiyacı var. Bize 1,5-2 daire parası veriyor. Niye yeniden yapalım? Arsa olarak satalım diyebilirsiniz. Burayı biz otopark, hastane yapalım, otopark olarak kullanalım. Okul alanıysa okul yapalım da diyebilirsiniz. Herkesin aklına yeniden konut yapalım gibi gelmesin. Veya ilave kat verilmiyor müteahhite, kalmıyor. Emanet usulü yapalım. Gene bir yükleniciden destek alalım ama taşeron gibi alalım. Gibi şeyleri söyleyebiliyorsunuz. Mesela ben de diyorum ki inşaatı yapalım. Müteahhite verelim. Ama Ahmet'e vermeyelim. O kötü bir müteahhit. Daha önce de çok olumsuz örnekleri var. 3'te 2 yok o adama verelim. Derse vermek zorundayız. Çok çarpıcı bir örnek daha. Bunu hakimlere de çok anlattım, dinletemedim. Diyelim ki Florya'da %30'la müteahhit giriyor. %70 kimin? Arsa sahiplerinin. 3'te 2 anlaştı. Müteahhitle gayri resmi anlaştı.
beni zor durumda bırakmak için. Biz öyle güzel bir müteahhit bulduk ki %30'unu biz alacağız. Bak dikkat et Hikmetciğim. %30'unu biz alacağız. %70'ini müteahhite vereceğiz. Dese kabul etmek zorundasın. Etmediğinde seni azınlık sayıyor, yerini arsa olarak satıyor. Yani mülkiyet hakkının özüne aykırı, ben Anayasa Mahkemesi'ne de götürdüm. Rahmetli Turan Güneş'in akrabalarının bir davasını, Kıbrıs Harekatı'nın unutulmaz Dışişleri Bakanı, onu da saygıyla analım, götürdüm. Şu anda ne cevap çıkacak bilmiyorum. 3'te 2, 7. kattan pencereden atla dese atlayacaksın, atlamazsan yerini arsa olarak satıyor. Bunu da anlatmak istiyorum arkadaşlara. Arsa olarak satıldığı zaman sana 200 bin lira düşüyor. Müteahhit arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesiyle yapıp bittiği zaman 700 bin lira yapacak değeri. Demek ki 500 bin lira zararın oluyor sırf onların dediği müteahhite vermedin diye. Yani onun için mülkiyet hakkının özüne çok aykırı. Daha anlatacağım çok örnekler var ama demek ki 1,5 saat yetmiyor. Son bir soru var, onu da alalım ve kapatalım artık. 8 dairelik bir apartmanda oturuyoruz. Başkalarının masrafını ödemeden müracaat edebilir miyim? Müracaat eder de yapı kayıt alamaz. Turgay söylesin. Şimdi tabii yine binanın durumuna bağlı. Eğer burada bağımsız iskanlı bir yerse ve kaçaklık kendi dairesindeyse tek başına müracaat eder. O kişi çünkü iskan dışı yaptığı için. Ama bu iskansız ya da ruhsatsız bir aykırı bir şeyse tek kişi müracaat eder ama bütününün parasını ödemesi gerekir. Bütününün parasını ödedikten sonra da onlara rücu edebilir genel takip yollarıyla. Fakat tam yeri geldi, bir şey daha söyleyeyim. Yine bu kanundaki bir eksiklik, diyor ki bağımsız bölümlerin büyüklüğüne bakılmaksızın eşit ödenir diyor. Bu şu demek, işte senin 3+1 dairen var, 150 metre, öbürünün 100 metre 2+1 dairesi var. Bütün binaya müracaat ettin, herkes eşit ödeyecek çıkan parayı. Bu da adaletsizlik. 150 ile 100 metrelik niye eşit ödüyor? Ya da Turgay Bey, binanın tümünde sorun var ama o sorunun maliyeti az. Ama birisi de çatıya 1,5 kat yapmış. Tabii, onu da yine herkes. O 1,5 katı da ben ödüyorum. Tabii. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Maalesef. Kanunda bu. Evet, bunun hem uzaması lazım. Zaten uzayacağı gibi bir düşünce. Hem uzaması lazım, hem de revize edilip uzaması lazım. Yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Yani şurada 6-7 aylık bir süreç herhalde. 6-7 ay? Yok, 20 gün sonra bitiyor yok, ya. Yok şey, yani başlangıç itibariyle. Tabii. Haziran'da. Haziran'da başladı. Haziran'dan. Ne olduğunu anlayana kadar süreler artık, bitti. Artık kervan yola girdi. Ne olur bu eksiklikleri gördük, düzeltelim diyelim. Düzeltileceğini düşünüyorum birçoğunun. Evet. Yani anlaşılıyor i̇nşallah, çünkü inşallah ne olacaktır. Hukuki yani, destek de almaları gerekir. Kesinlikle. Yani onu hep söylüyoruz zaten. İşte Hikmetciğim bak, gene ben başlarken İstanbul Barosu'na teşekkür ederek başladım. Yine bitirerek de söylüyorum. İstanbul Barosu Kat Mülkiyet Hukuku Komisyonu göreceksiniz. Bütün Türkiye çapında ilgi çekti. Ankara'daki hukuk fakültelerde birlikte eğitim verelim diyorlar. Ve Baki Kuru'dan Mahir Ersin Germeçay, Abdülkadir Arpacı'dan Türkiye'nin önde gelen kat mülkiyet hukukçuları burada. Biz yasa değişikliği önerilerini de vereceğiz. Ben gittiğim her baroda lütfen siz de Kat Mülkiyet Hukuku Komisyonu kurun. Buradan da sevgili Metin Feyzoğlu Başkanıma sesleniyorum. Barolar Birliği'nde de üst bir çatı kurulu kuralım. Parlamento ile işbirliği yaparak kentsel dönüşüm, imar barışı, kat mülkiyeti gibi yasaların değişikliğinde lütfen bizler de etkin olalım. Şimdi Şeref abi, hakikaten şeye bakıyorum, Barolar Birliği, İstanbul Barosu, hakikaten eğitime çok önem veriyorlar. Çok büyük önem veriyorlar, çok büyük bir emek sarf ediyorlar. Hakikaten kaynak da aktarıyorlar. Evet. Yani hem Barolar Birliği'ne hem bizim İstanbul Barosu'na, göz bebeğimize hakikaten teşekkür ediyoruz. Yani o İstanbul Barosu'na özellikle mensup olmaktan da hakikaten onur duyuyoruz. Bizi onurlandırıyor. Yaptığı işlemlerden, mücadelelerle, işte komisyonların yaptığı çalışmalar, yönetim kurulunun her olaya böyle müdahale etmesi. İşte Ankara'ya uzak olduğum için parlamentoya baskı yapabilme veya parlamento işbirliği yapabilme, işte Barolar Birliği'nde bir üst kurulun kurulması gerekir. Ben bunu kendime bir misyon olarak edindim. Bunu mutlaka sağlayacağız. Yani eğitime, özellikle meslek içi eğitime verdikleri katkıdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Beni de Barolar Birliği kattı kendilerine. Bu vesileyle valla işte. Size de teşekkür ediyoruz. Yani bu konuya kim destek veriyorsa, kim böyle el atıyorsa hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hikmetciğim, son bir cümle. Kayseri Barosu'nda eğitim için gittiğimizde böyle eğitim yapılacak yere yakın bir yerde indirdiler. Baktım gençler basket sahası var, milli maç var.
böyle koşa koşa gidiyorlar, geç kalmışlar gibi. Nereye gidiyor bunlar dedim. Sizi dinlemeye dediler. Maça değilmiş. İçeri bir girdim. Salon tıklım tıklım dolu. Sadece imza atan, bizi dinleyen 1136 kişi. İmza atmayanlarla beraber 1400 kişi eğitim aldı. İnsanları eğitime aç. Olan Şeref abi, biz sizinle gurur duyuyoruz. Estağfurullah. Şöyle, çok beraber olduk. Çok zeminlerde beraber olduk. Özellikle ne kadar ağırlığınız olduğunu, İstanbul Barosu'nun kongresinde orada divan başkanlığı yaptınız. Sağ ol. Yani o da benim adayın için yaraştığı bir kongreydi. Orada kavgası divan başkanlığı değilsiz, yapmak her baba yiğidin harcı değil ama çok saygınlığınız var. Onun için gerçekten onu Hikmetciğim yine kat mülkiyetiyle bitireyim. Bana herkes soruyor, heyecanlı mısın? Çünkü 3-4 adaylı genel kurulda bile çatışmalar oluyor. Yo dedim, ben bir apartman toplantısını yönetir gibi yöneteceğim dedim. Ve ilk başta da bir söz verdim. Herkese eşit, demokrat davranacağız dedik. Tabii yılların verdiği bir samimiyetle birlikte de hiçbir arkadaşımız olay çıkartmadı. Yok, yani gayet güzel geçti, evet. Tugay Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Şeref abi yine çok teşekkür ediyoruz ama bu konu burada kapanmadı. Yani her ikiniz açısından da söylüyorum. Ben içtihatlar da getirdim. Hukukçuları özellikle ilgilendiren bu imar barışından yapı kayıt belgesi alınan o içtihatları da tek tek numaralarıyla söyleyeceğim. Kalp mülkiyetine, kentsel dönüşüme kadar ne gerekiyorsa yine burada inşallah programları yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, dilimiz döndüğünce imar barışı ve kentsel dönüşümle ilgili uygulamaları aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine hukuk konuşmak dileğiyle, hoşça kalın.